Odak noktasından merhabalar değerli izleyenler ve dinleyenler. Hukukçu Erdem Cömert ve araştırmacı yazar Mustafa Albayrak ve ben odak noktası olarak karşınızdayız. Bu hafta yine Türkiye'nin gündemindeki siyasetteki başlıkları konuşacağız. Dış politika ile ilgili dikkat çeken gelişmeler var. Bu konuyu da odak noktasında masaya yatıracağız. Bu akşam 4 konuya odaklanacağız. Süremiz el verdiği ölçüde. İlk konumuz HDP'li Semra Güzel. Nerede diye bu soruya yanıt arayacağız. İYİ Parti'de dikkat çeken değişiklikler var ve bu değişikliklerin HDP ile ilgili olduğu belirtiliyor. Yine değiştirilen isimlerden ve görevden alınan isimlerin böyle dikkat çeken açıklamaları var. Bu konuyu ele alacağız. Pakistan'da Amerikancı darbe girişimi püskürtüldü. Bu konuyla ilgili Türkiye'de dikkat çeken haberler yapıldı. Bu konuyu da ele alacağız. Ve ABD'nin darbe meleği olarak bilinen Noland Ankara'da temaslarda bulundu. Ve bu temaslarda Amerika-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin istendiği, bu görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Gerçekten öyle mi? Nulut niye Türkiye'ye geldi ve Türkiye karşıtlığı ile ilgili hangi çalışmalar var? Bu konuyu da son konu olarak değerlendireceğiz. Ben ekranları başında size hoş geldiniz diyorum. Diğer konuklarımla da yine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İlk olarak HDP'li Semra Güzel nerede? Erdem Bey sizle başlayalım. Kaçması muhtemel mi? Yok. Kaçmadı ki. Olması gereken yerde. Yani aslında rücu etti. Onlar ülke diye, vatan diye, herkes bir yer belirliyor. Şimdi ben vatan diye Anadolu'yu belirlemişim değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni belirlemişim. Vatanım için uğraşıyorum, vatanım için askerlik yaptım, vatanım için vergi ödüyorum falan. Ben hani başıma bir şey gelse nereye kaçarım? Vatanıma kaçarım. Şimdi onlar burayı vatan olarak belirlememişlerdi zaten. Doğru yere gitti, olması gereken yere gitti. Tüm HDP'li vekillere de örnek olsun. Onları da bir an önce şey yapalım, olması gereken yere gitsinler. Artık adını ne koyuyorlar bilmiyorum, Amerikan kantonları mı falan. Onların yeri neresi değildi? İşte meclis değildi. TBMM değildi. Ama artık şöyle mi olacak? Hani kör parmağım gözüne gibi. İlla elinde kalaştikoflarla kamplarda poz verecekti, ancak öyle mi anlayacağız yani? Şu anda HDP, hatta abartayım ben, CHP içinde de vekiller var. Yani isim de sayabiliriz. Kim ki? CHP içinde HDP'li. HDP kafasıyla şey yapan. Yani. Tabipler Birliği'nde de var. Onların da hepsi gitsinler. Yani o kantonların kurulması falan, tabii Amerikan kantonları onlara şimdilik bir nefes alma olanağı şu anlık sağlıyor. Geçelim. Azıcık orada gidip nefes alsınlar biraz orada daha. Artık yaşasınlar. Yaşasınlar. Bakın bu çok güzel bir şey. Yani oraya gitmesi, Suriye'ye kaçıyor olması, mesela Avrupa'ya kaçmasından çok daha iyi adres gösteriyor. Yani onlar zaten bu ülkeyi vatan olarak görmüyorlar. Avrupa'da olanları da var ama. Var ama o biraz daha hani şey yapılabilir. İnsan hakları, demokrasi Avrupa'da var da işte hukuk var falan filan diye gölgelenebilir. Ama bu nasıl gölge diyeceksiniz? Yani niye Suriye'ye kaçıyorsun falan. Bütün HDP'li vekillerin de oraya gitmesi niyetiyle ben olması gereken yere gittiğini düşünüyorum bir kere. Yani Semra Güzel'in. Ama bir yandan da ne yapmak lazım? Yani bir düşünüyorum, bir HDP'li milletvekilini PKK ile organik bağı olan, APO'nun talimatıyla kurulduğu bilinen, bu PKK'nın bir örgütü. Ben bunu siyasi parti olarak değerlendirmiyorum. Yani PKK nasıl RGK, siyasi RNK gibi... Siyasi parti olarak bir tek CHP ile İYİ Parti değerlendiriyor. Sadece onlar görüyor, doğru. Bir, nasıl PKK'nın böyle kendi içinde terör örgütü kolları varsa HDP bunlardan biri. Ve bu örgüt, Anayasa Mahkemesi, her programda da söyleyeceğim bunu. Yani bunu izin verirseniz. Her programda da defaten söyleyeceğim bunu. Anayasa Mahkemesi artık bunu mu görecek? Yani bak, bu adamlar elinde kalaştikoflarla, şunlarla bunlarla pozlar veriyorlar. Bak işte en ufak kendilerine karşı bir hukuk müdahalesi olduğunda, ki çok ciddi bir suçlama yoktu. Yani ağır hapis cezasıyla yargılanmıyordu ki Semra Güzel. Yani sonuç itibariyle dokunulmazlığı kaldırıldı ama hakkındaki suç dosyaları çok ağır değildi. Öyle ülkeyi terk edecek, memleketi terk edecek kadar değildi. Ama ben şeyi merak ediyorum, yani izleyicilerimiz de merak ediyor. Hala meclisten maaş alıyor mudur? Şimdi şöyle, dokunulmazlığın kaldırılması milletvekili sıfatını sona erdirmiyor. Vekili yani dokunulmazlığı sona erse bile TBMM üyeliği sıfatı devam ettiği için maalesef maaş alıyorlar yani meclisten. Hatta işte bu yasama dokunulmazlığı dışındaki diğer özlük haklarından da faydalanıyorlar. Hatta şeyi hatırlıyorum ben, bu Leyla Zanalar falan da. Onlara da maaşları... Daha beterini söylemez. Fethullah filan. Şurada bir sene öncesine kadar maaş alıyor. Maşallah. Şimdi ben bir avukat olarak çok basit bir şey
örnek söyleyeyim. Bugün sabah bir... Burada avukatlar günü tebrik ederim Erdem Hocam'ın. Çok teşekkür ederim. Bin geç de olsa. Bugün bir vatandaşı savundum. Yani suç işlemiş vatandaş da biz avukat olduğum için mesleğimiz bu. Kumar oynatıyor kahvede. İşte parasını oynatmış. Parasını oynatınca da yani rakamlarda şöyle bir pul 5 lira, diğer pul 10 lira gibi rakamlar var. Hani küçüğü büyüğü olmaz ama suçun naifliğinden bahsetmek için söylüyorum. Suç işlemiş. İşte bugün çıktık. Seri yargılama vardı. Savcının karşısına. İşte bir daha suç işleyeceğimi düşündüğüm için dedi savcı bey. Bir öneride bulundu ve para cezası verdi ama yurt dışına çıkış yasağı da koydular. Yani düşünebiliyor musunuz? Vatandaş kahvede işte çay satıyor falan, kumar oynatıyor falan. Bu suçu övmek için söylemiyorum. Suç olduğunu söylüyorum. Suç olduğunu söylüyorum. Yurt dışı yasağı ne yani? Ama burada yani bile tedbirler konuluyor. Yani denetim serbestlik tedbiri gibi, yurt dışı çıkış yasağı gibi falan tedbirler koyuluyor. Yani bunlara bile konuluyor da. Nasıl koskoca Semra Güzel hakkında böyle tedbirler alınmıyor? Yani bu böyle kaybolacak biri de değil. Bu nasıl bu kaçışı Türk istihbaratı, Türk emniyeti bunu yakalamıyor? Bu da bir zaaf yani. Onu da bir yandan belirtmek istiyorum. Bana Türk istihbaratı elinde sonunda yakalacak. Türk polisi yakalandı. Tabii ama yakalamasınlar. Yani ben rica ediyorum. Yakalamasınlar. Bunları da yollasınlar. Yani Türkiye'miz bunlardan temizlensin, kurtulsun diye düşünüyorum. Yani Mustafa Bey, siz nasıl bakıyorsunuz? Ben de Erdem ve ilaveten o güzel bir ironiyle durumu özetledi. Ben şunu söyleyeyim. Yani Semra Güzel tabii ki suçlu. Eski tabiriyle mücrim dersiniz siz hukukta. Mücrimdir, cürüm işlemiştir. Açık delilleriyle birlikte ifşa olmuş bir örgüt mensubudur. Sadece şunu merak ediyorum. İzleyicilerimize takdirine bırakıyorum. Pervin Buldan'dan Semra Güzel arasında ne fark var? Ben bir fark göremiyorum. Yani Semra Güzel, Pervin Buldan'dan farklı şeyler mi söylemiştir? Tek suçu vardır ekstradan. Bir PKK'lıya, bir teröriste aşık olmuştur. Ondan söz kesilmiştir. İşte mağarada çok sınır. Yerlerinde var. Örgüt yöneticilerinin hepsinde Pervin Buldan'ın fotoğrafları var. Fotoğrafları var. Şimdi yani... Özür dilerim. PKK militanından telefonunu alıyor. Milletvekili dokunulmazlığından faydalanarak. Evet. O telefonda kimisinin hangi bilgiler vardı, neler vardı? Belki bir yere atılacak bombanın şifreleri falan vardı. Bilmiyoruz. Onu aldı ve kameranın cebine koydu, sakladı yani. Sonra sarılarak yani. Şimdi Semra Güzel tabii ki neyse cezası kanun önünde cezasını çeksin. Yakalanması gerekiyorsa günü geldi Türk devleti zaten kulağını tutar getirir ona. Yani ama burada asıl şu, diğer Semra Güzeller ne olacak? Meclisin içerisinde yani. Biz asıl Erdem Bey çok haklı sistem etmekte. Yani Anayasa Mahkemesi bunu geciktiriyor. Eğer devlet aklının başka bir planı var da biz göremiyorsak tamam. Biz şeyiz, vatandaşız. Göremiyorum diyelim. Ama onun dışında HDP'nin hala bu kadar konuşturulması. Çünkü Semra Güzel suçluysa HDP'de hiçbir masum tek bir kişi bile yoktur. Yönetici olarak. Yönetici olarak tabii ki. Vatandaş arası saymıyoruz. Vatandaş arası. Vatandaştan kavga edilmez. Seçmenden tartışma olmaz. Ben bunu hep söylerim. Evet. İki kesimden kavga olmaz. Bir, futbol taraftarıyla yani spor seyircisiyle tartışma olmaz. Sana küfür değse, yöneticiysen, futbolcuysan önüne bakıp çekip gideceksin. Ya da o meydana çıkmayacaksın. İki, seçmenle kavga olmaz. Sen seçime soktun bir partiye, isterse yarın IŞİD'e de parti kurdurursan o da alır birkaç milyon oy. Sana mı söylüyorum? IŞİD parti olsun, öyle az buz bir oy almaz yani. Yani birkaç, ya bu... Yok ya, IŞİD'e o kadar oy çıktı. Bakın FETÖ'cüler ne kadar oy aldı biliyor musunuz? O hani şu anda halen hapiste olan Ali Fuat Yılmazerler, Yakup Saygı... Öyle bir, hayır, bağımsız o şeye girdiler. Hakan Şükürler falan işte İdris Ballar'ın zamanında. Evet. 400 bin oy aldılar FETÖ'cüler. 400 bin. Yani IŞİD de birkaç yüz bin oy alabilir. Şimdi şunu diyeceğiz ya, bu milli iradeleri falan. Hayır. Ya şimdi örgütün partisi olur mu? Deniliyor ki sen örgütten arana mesafe koyuyor musun? Bu örgütü terör örgütü olarak tanıyor musun? Mesela dese ki ya biz bunların yöntemlerini benimsemiyoruz falan dese. Terörist demiyoruz ama işte kızmışlar. İşte birkaç öfkeli genç falan bir ara demişti ya adamın birisi. Şimdi ismini almak istemiyorum. Onu kim demişti ya? Ya yine söyleyeceksin bunu. Doğru doğru. Ha, evet. Doğru hatırladım. Birkaç genç işte şey yapmış öfkeli işte. Genç. Öfkeli genç de falan diyeceksin. Böyle delinip geçiştirecek bir şey değil yani. Bir örgüt. Diğer Semra Güzeller şimdi, mecliste dedik ya. Saros Araştırma Başkanı Burhan Bey de bizi izliyor. O da bir yorum atmış. Burhan Bey'e selam edelim buradan Sayın Eptem Niye tartışıyorsunuz nerede olduğunu? Nerede olduğu belli, dağda diyor. Layık olduğu yerde dedi ya Erdem Bey. Evet, evet. Yalnız şunu söyleyeyim. O dağda diye kendilerini emniyette zannettikleri yeri. Birazcık
işaretini verdi. Ben daha açayım Erdem hocamız. Oralar Misak-ı Milli sınır hudutları içerisindedir. Eğer oralar Suriye'nin kontrolünde veya Irak'ın kontrolünde değilse kısmen zaten bizim kontrolümüzdedir. Yarın tamamen bizim kontrolümüzde olur. Misak-ı Milli hudutları ancak Suriye'nin müstakil bir devlet olarak ve Irak'ın müstakil bir devlet olarak kontrollerinde olmalarına Türkiye Cumhuriyeti izin verir, vermelidir. Kantonculuk oynuyorlar şu an orada da. Tabii oyun oynuyorlar ama o kantonlar başlarına geçer yakında. Yani şu anda birkaç bin kilometre alana zannediyorum Türkiye nüfuz ediyor ki orada yani Afrin'de, Azez'de, Elbap'ta falan oralarda Türkiye sadece asker olarak yok. Milli eğitimimiz var, hastanelerimiz var. Kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, rektörümüz var. Üniversitemiz var. Yani Gaziantep Üniversitesi'nin şubelerinde falan orada ders yapılıyor. Yani kusura bakmasınlar, biz oraya kan döktük. Kan döktüğümüz yerden de bizi kan dökmeden çıkartamazlar. O yüzden o Semra Güzel ve zihniyetindekilere bir mesaj olsun bu. Orada da geçici olarak duruyorlar. Eğer kaçabilirlerse yine gidecekleri yer Batı Avrupa ülkeleridir. Onlar, ABD uçağına binip kaçarlar mı? Artık ABD uçağına mı olur, Almanya uçağına mı olur? Onların ABD uçağını çok. Da işte gördük kaç kişi aldığını. Uçakların kapasitesi belli. Kaç kişi alacak yani? Ondan sonra tekerleklere saldırdılar. Yani Mehmetçik oraya girdiği zaman bulundukları yerde de kendilerinin emniyette olmadıklarını göreceklerdir. Ben asıl HDP'nin kapatılma davasını merak ediyorum. Neden artık yani biz 2021'in sonuna kadar diyorduk ama 2022'ye taştı. Biliyorum neticelenecek bir şekilde. Neticelenmek zorunda. Zorunda. Kapatılmak zorunda. Evet. Hukuk varsa bu ülkede, yargı yani, varsa, Anayasa Mahkemesi millet adına yargılama yapıyorsa oradan kapatmadan başka bir karar. Ya bir de Anayasa Mahkemesi'nin bakın burada çok önemli bir işlevi var. Bu hukukta biz öğrencilere anlatırken bazen tersini anlatırız. Yargı kısıntısı deriz. Yani çok böyle teknik şeylere girmeden biraz vatandaşları da bilgilendirelim. Mesela hakim bazı davalara bakmaktan çekinir. Niye? Der ki ya bu Türkiye zor durumda bırakacak bu dava. Uluslararası bir siyasi mesele, çözümlenmemiş bir mesele falan der ve o davaya bakmaz mesela. Bazen de bazı davalara ivriyete bakması gerekir. Çünkü davanın adalet boyutundan ziyade ülkenin milli menfaat, uluslararası çıkarları. Çünkü anayasanın 6. maddesi gereği yargı Türkiye yöneten 3 organdan biridir. Yani milli egemenliktir yargının şu anda konumu. Yani Anayasa Mahkemesi olaya bakarken bir asli hukuk mahkemesi hakimi gibi bakmamalıdır. Yani ağır ceza hakimi gibi işte delilleri topladık mı? Karar onlar ama Anayasa Mahkemesi çok daha siyasi ülkenin bağımsızlığıyla bölünmez bütünüyle alakalı daha böyle evleviyet gerektiren daha önemli mühim meselelerle uğraşıyor. Yani o yüzden Anayasa Mahkemesi yani şey de vardı mesela biz HMK, CMK falan kuralları vardı işte deliller toplanması gerekir, belli süreler verilmesi gerekir falan filan. Anayasa Mahkemesi İstiklal Mahkemesi gibi bütün bu şeylerden kendini karar vermesini zorlaştıracak usul süreçlerinden şey olması lazım, kendini çıkarması lazım ve burada derhal bir karar vermesi gerekiyor. Ben bunu sürekli söylüyorum, bu görevi ihmal suçudur. Evet. Şu an görevlerini ihmal ediyorlar. Bakın bu Semra Güzel hakkında da bu karar çıkmazdı. Ama öyle bir artık şey oldu ki CHP bile yani sindiremeyeceği kadar görüntüler falan çıktı. Yani emin olun görüntüler çıkmasaydı. Tabii. CHP şöyle de o zaman çok iyi hatırlıyorum. 2014-2015 yılındaydı görüntüler. 2015 yılındaki çekilmiş görüntünü şimdi mi soruyorsunuz? Yani. Ya görüntü... Onları bile söylediler ama mızrak çuvala girmedi. Bir mecbur kaldılar yani. Ama diğerlerinin daha beter şeyleri var. Onları da biz biliyoruz. Neler evet, olduğunu evet. biliyoruz. Yani şey de... Ya bu belki ufak yani şey görmüyorum. Küçümsemek için söylemiyorum ama belki HDP milletvekillerinden veya belediye başkanlarından o yerlerine kayyum atananlar içerisinde onlara göre en masumdur Semra Güzel. Hani Semra Güzel'in somut olarak bir iş makinesini bomba tuzağı hazırlamak üzere yola çalışma yaptığıyla ilgili ve destek verdiği ilgili bir delil yok. Sadece bir teröriste gönül vermiş. Ondan birlikte de işte mağaralarda çok samimi pozları çıktı ortaya. Yani o olayın biraz da magazinel boyutundan dolayı çok gündeme geldi. Asıl bir ama sürü... Ama gittiği yer herhangi bir PKK... Tabii ki değil canım. Ama şeye göre çok daha az yani.
bomba yerleştirenle, PKK yardım toplayanla, PKK'la imar planları yapanlar, cep telefonu saklayanla falan. Doğru. Ona göre çok daha hafif bu. Ben onu affetmek için söylemiyorum ama şu yüzden yani. Gittiği yer ve aslında örgütteki derecesini de gösteriyor. Tabii ki. Oraya herkesin giremedi yani. Ona bakarsan Perrumbul'dan da direkt Kandil'in 3 yöneticisiyle görüştü. Yani. Ortak görüş şeyler var. Karayılan'la, Karasu'yla hepsiyle görüşüyorlar. Yani onu sürekli olarak şey yapılıyor. İşte, Semra Güzel şöyle, Semra Güzel böyle kaçmış. Ya tabii kaçır. Enayi mi ya? Durur mu? Yani kim durur ki? %100 tutuklanacağını bile bile. Hiç kimse durmaz yani. Haklı yer olsun, haksız yer olsun. Bir insanın gidecek yeri varsa hapse girmektense gider yurt dışında yaşar. Sen buna tamam, ben o 94 yılındaki hani o görüntüler de çok hoş değildi. Meclis basıldı, apar topar alındı. Orhan Doğanlar, Leyla Zanlılar falan. O şekilde de olmasını arzu etmiyoruz. Ama şu partinin eğer anayasal bir suçu varsa yani ya cezası verilsin ya denilsin ki kardeşim siz hepiniz yanılıyorsunuz. Bu partinin faaliyetlerine anayasaya aykırı, hukuka aykırı, Türk milletinin güvenliğine, istikbaline, bekasına aykırı hiçbir tutum yok. Bu parti sütten çıkmış. Onu diyebiliyorlarsa gitsinler Diyarbakır annelerine söylesinler. Onu söyleyebiliyorlarsa tamam deriz. Evet. Ya da terörle mücadele eden askerlere gidip söylesinler. Şehitlerin ailelerine söylesinler. Burada hiçbir hukuki sorun yok diye. Ben de yani bunu bağlayalım bu konuyu artık. Ben de yani siz de o noktalara dikkat çektiğiniz için bir daha söylemeyeceğim ama Anayasa Mahkemesi boyutu önemli. Özellikle altını çizmek gerekiyor. Orada Anayasa Mahkemesi'nin her üyesi Türk milleti adına orada ve onun adına karar verdiğini söylüyor. Ve Türkiye'yi bu kadar zora sürükleyen, yani Türkiye'yi bölmek isteyen bir PKK'nın siyasi uzantısı da değil. PKK'nın kendisine, meclisteki kendisine artık göz yummaması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da artık burada daha önce istifa çağrısı da yaptığım için bir kez daha yapayım. Onu da hatırlatayım. Ben siz dediniz her şeyi hatırlatacağım. Ben de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak istifa çağrısında buluyorum. Çünkü görevini yerine getirmediğini düşünüyorum. Görevini aksattığını, kurumu temsiliyet görevinde olmadığını düşünüyorum. Ve artık bu konuda Türk milletinin sabrının taştığını da, HDP'li Semra Güzel'in nereye gittiğini de konuşuyoruz biz ama nerede olduğunu. Diğer Semra Güzel'ler, Mustafa Bey, siz çok güzel söylediniz. Hepsi zaten gerçekten mecliste. Gerçekten mecliste bir sürü Semra Güzel var. Türk... Hayır, şöyle bir şey olursa lafınızı kesin Deniz Bey. Yani tasavvur etmiyorum, olacağını da düşünmüyorum. Çünkü Türk ordusu belini kırdı terör örgütü. Ama şimdi bu bir en son o Nevruz olaylarında falan da gördük, İzmir'de, İstanbul'da falan filan. Bir moral motivasyon içine girdi örgüt yeniden. Ve işte tam bahar aylarına geldik. Yani bir 100 tane teröristine gelse, bizim karakolumuzu bastırsa, 50-60 tane askerimizi Allah korusun şehit etse, Anayasa Mahkemesi'nin burada şey yok mudur, ihmali yok mudur? Şey, yani vicdanları suçu, sızlamaz mı? Yani, suçu İçişleri Bakanlığı'na atar. Der ki ama, şey yapsaydı. Bu şeyi nereden alıyorlar? İçişleri Bakanlığı canını vermiş, kanını vermiş. Pölünü, ben, öyle şey o konuda değil ama. Yapacağını yapmış. Belki o konuda ama değil bu, ama. Moral Erdem motivasyon Bey. Bakın şeyde moral anlamında var ki, örgüte yeni eleman kazanımında Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluğu var. Kesinlikle. HDP isminin kullanılarak yeni bir insan örgütlenmesi, onun dağa götürmesinde en büyük sorumluluk Anayasa Mahkemesi'nin. Bu konuda çok güzel bir yere de işaret ettik artık. Yani Anayasa Mahkemesi'nin üstündeki sorumlulukları, o vermesi gereken kararı da bir önce vermesi gerekiyor ki Türk milleti aslında bunu istiyor. Yani bugün çıkış sokağa CHP'nin üst yönetimi, HDP'nin 6 milyon oyu olduğunu söyleyen. Artık HDP'nin o mitingleri falan da bakmayın şimdi söylüyorlar. Nevruzlar'da 1 milyon kişi topladık ya, 1 milyon falan da yok. En çok toplanabildikleri yerde o, hatırlarsınız, Diyarbakır'daki 2013, Nevruz gibi değil. 2013 mitinginde bir tek 1 milyon kişi vardı istasyon meydanında. Onun yani dışındakiler artık HDP'nin umudu da yok. Abartıyorlar. HDP'den umudu da yok kimsenin. Türk milleti de artık bunu gördü ve Anayasa Mahkemesi de lütfen görsün artık. Ya onlar da işine yoluna bakmış. Diyorlar ya başka hazır parti var, oraya gireriz falan. Kim nereye girecekse Ayhan Bilgen de kurdu partisini değil mi? Kurdu, evet, partisi, tabii. Evet. Bu arada ona diğer siyasi partilerde gelişmeler konu geldiğinde biliyorsunuz ben 2020'nin Ağustos ayından beri belli iddialarım vardı. Partilerin bölgeyle alakalı. Memnuniyet. Buyurun. Bu canlı yayında bir özür dilemek istiyorum. Yani bir ifademi düzeltmek istiyorum. Beni Türkiye Harp Malul Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can dostumuz selamlar, uyardı beni. Konuşmalarımda daha önce Kürt seçmen işte oy vermez, Kürt seçmen ifadesini kullanmışım. Tabii bunu bilerek yapmadık. Hayır dedi, biz Kürt'te biziz, Türk'te biziz. Biz Türk milletiyiz. Çok öyle güzel. Bu bölgedeki seçmene kimse Kürt seçmen, Türk seçmen şunu Türk diyelim. Milletinin bir ferdidir. Ferdidir ama hepsi Türk seçmendir. Güneydoğulu seçmen ya da Diyarbakır seçmeni. Türk olduğunu söylememizde bir yok. Yok ama öyle bir ben onu yanlış yazdım. Ama bunun isteyen de Kürt. Eyvallah. Saygılıyorum onun isteğine ama biz Türk milletinin bir ferdiyiz diyor. Biz Kürt kelimesinden yok yok, hayır, bir şey yaparken Güneydoğu'daki seçmeni terlerken ben de yanlışlıkla
birkaç kere o ifadeyi kullandım ama o ifade doğru değil. Bu da canlı yayında söylediğim için düzeltmeyi de canlı yayında yapıyorum. Güzel. Hepimiz Türk milletiyiz. Reşit Bey'e de selamlar buradan bizi izliyorsa. Mustafa Bey, şimdi İYİ Parti HDP değişiklikleri var ve evet. Ses Partisi dediniz. Daha öncesinde de aslında söylemiştiniz bunu. Evet. Bir parti kurulacağını. 2020 yılın Ağustos ayından beri bizim aldığımız kulisler çerçevesinde İYİ Parti'nin, HDP'nin ve CHP'nin bölüneceğini, daha hiç Muharrem İnceler falan, Sayın İnceler daha parti falan kurmadan, Sayın Ümit Özdağ hiç kurmadan, yani bunların dedikodusu dahi yokken zannediyorum 8 Ağustos 2020'de bizim bir odak noktası ya da haber merkezi programı olabilir. Tam unuttum çünkü önce haber merkezi sonra odak noktası evet. oldu. O programlarda ben bunu ısrarla söyledim. Ne demiştim? Şu, ben şeyi de çok sevdiğim bir kelime değildir. Ha, ben demiştim falan diye bir şey yok ama yani aldığımız bilgilerin doğruluğunu memnuniyetle burada ifade etmek için söylüyorum. CHP dedik bölünecek. Buradan en az 1-2 tane parti çıkacak dedik. Bunlardan bir tanesi çıktı. Sayın Muharrem İnce ve arkadaşlarının kurduğu Memleket Partisi. Ha, ne kadar oy alır bilmiyoruz. Diğeri de çıktı. İkinci parti de çıktı. Sayın Mustafa Sarıgül'ün işte Türkiye Değişim Hareketi partileşti. Türkiye Değişim Hareketi partisi mi oldu? Türkiye Değişim TDP oldu. Başka çıkar mı diye söylüyorduk. Dip dalgalardan bahsediyordum. Onlar da ortaya çıktı. Eski Bakırköy Belediye Meclis Üyesi, bizim de meslektaş dostumuz Sayın Nurhan Çetinkaya, Adalar Belediye Başkanı aday adayıydı. Ve bu ki kendisi Ermeni kökenli bir vatandaşımızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin bir ferdidir ama Ermenidir. Demin o Muharip Gaziler Derneği Başkanımız beyefendiye de buradan selam edelim. Evet. Ermeni denmesinde, Kürt denmesinde, Çerkez, bunlarda hiçbir sakınca yok. Tabii ki milletimiz olarak Türk itiraz milletimiz. Da yok. Kürt olarak tarif ediyorsa etsin ama Türk milletin içinde tabii. Genel adımız. Çünkü bir adı olması lazım. Yani biz isimsiz bir millet değiliz. Bizi leylekler getirmedi yani. Bir de şu var. Benim hep yani kızdığım ve en çok ona oradan sinir olduğum ya da o ayrıklığı, bunları neler yapmak istediğini çok iyi anlatan bir durum var. Bütün sahte sol bu da geçerli. İşte Fransız'a Fransız diyorlar. Amerika'ya Amerikan diyorlar. Alman'a Alman tabii. diyorlar ama Türkiye'de Türk demiyor, Türkiye'li diyorlar. Öyle ya, bir kafa da var ya. Basit bir örnek vereyim. Ben futbol örnek vermeyi çok seviyorum. 5 yaşın yeni teknik direktörü. Evet. Neydi? Valeri İsmail miydi? Galiba. Öyle. Şimdi Fransız diye şey yapıldı. Şimdi İsmail diye Fransız olur mu? Neydi? Cezayir asıllı. Hani Zidane gibi. Evet. Cezayir asıllı. Veya bizim işte Fegüller gibi. Gerçi onlar Faslı veya işte Tunuslu, Mısırlı falan futbolcular ama Fransa'ya gidiyorlar. Fransız vatandaşı oluyorlar. Veya işte Mesut Özil'in Alman milli takım forması oynaması gibi. İlkay'ın yine aynı şekilde. Şimdi İlkay Türk'üm dediği zaman bunda bir sakınca yok. Bir Diyarbakırlı, bir Şırnaklı, bir Hakkari'li vatandaşımız da göğsünü gere gere ben Kürt'üm diyebilir. O günler geride kaldı. Yani insanın kendisine Kürt'üm diye ifade etmesi sakınca yok. Genel adımız, milletimizin adı bir adı var. Hiçbir dönemde öyle olmadı ama. Yani biz 80... O oldu. Askeri dönemde evet. Şerafet Ayaç hapis bile yaptı. Milletlerin adını kim koyar biliyor musunuz? Bu tarih boyunca da böyledir. Hiçbir millet kendi adını koymaz. Başkaları da. Başkaları koyar onlar. Tabii. Önemli olan başkalarının bize ne dediği. Tabii, Türk diyorlar. Türk diyor. Bak orada yani. İsmet Özel'in çok güzel bir tarifi var. Bunu böyle yeni moda kelimeler dinsel veya işte etnik bir tabir olarak kabul etmeyelim. Bir şeyi anlatmaya çalışıyor sevgili İsmet Özel. Buradan da kendisine selam edelim. Üstadımızdır. Diyor ki Avrupa'da Türk'ü şöyle tarif ederler diyor. Kafirle savaşan Müslümana Türk derler diyor. Evet. Yani Türk'ün tarifi budur. Türk bir ırkın değil diyor, bir karakterin adıdır. Evet. Yani Türk dediğimiz zaman işte Oğuz boyundan gelen Kayı boyu veya işte Bozoklar, Üçoklar falan illaki buradan olması gerekmiyor. Kafirle savaşıyorsa Türktür. Şimdi Çaldıran Savaşı yaşamışız. Çaldıran Savaşı'nda iki Türk boyu birbirine kavga ediyor. Birisi Şah İsmail, birisi Timurlu Osmanlı da ediyor. İkisi de Türk. Tabii ikisi de Türk. Timur bir de Ankara hani Çaldıran'da bir mezhep farkı var. Timur'da Yıldırım Beyazıt arasında mezhep farkı da yok. Aynen. Yani iki Türk, iki Sünni, iki Hanefi. Daha ilerisini söyleyeyim yani. Mezhebin ayrıntılarında bir aynılar. Şah İsmail'den Yavuz Sultan Selim kavga ettiğinde Kürt devlet adamı yani Osmanlı devlet adamı da Kürt asıllı İdrisi Bitlisi en az 10 bin milis Kürt gencini, neferini Yavuz'un emrine veriyor. Bakın Türk'ten Türk savaşıyor, Kürt öbür Türk'ü tutuyor yani.
Devletini tutuyor. Şimdi olaylara sadece hani etnisite olarak falan bakmaya gerek yok. Sizin aidiyetinizdir. Zaten bu şeydeki Ne Mutlu Türk'üm diyenedeki de yani hani Türk soyundan geldiğini Atatürk kastetti. Olana derdi o zaman tabii, zaten. Tabii. Yani kendini işte kafirle savaşan o milletin aidiyeti hissediyorsan, Çanakkale'de varsan, deden Çanakkale'de varsa bu Gazze'li bir Arap'ın torunu da olabilirsin. Evet. Diyarbakır'da bir Kürt'ün torunu da olabilirsin. Bir Ahıska Türk'ünün Karamanlı bir Rum da olabilirsin. Karamanlı bir Rum da olabilirsin. Ermeni, benim arkadaşlarım var üniversitede. Dedeleri Çanakkale'de savaşmışlar. Evet. Ermeni. Şimdi bunun hepsinin birden adına Türk milleti diyoruz. Ama bunun içerisinde Kürt'ümüz var, Boşnağımız var, Arnavut'umuz var, Laz'ımız var. Onlar kendileri her türlü ifade edebilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Şimdi şeye geleceğim. Konu dağıldı. İyi Parti. Evet. Bunlardan bir tanesi İyi Parti'ydi. İyi Parti'de de daha doğrusu İyi Parti'den önce HDP'yi mi şey yapsak, söylesek? Ama İyi Parti HDP değişikliği olduğu için. Doğru. Görevden alınan Nurak Okutan mesela diyor ki HDP ile ilgili bazı söylemler değişebilir. Sonra Yavuz Ali Ağaroğlu konuştu. Benim görevden alınmama FETÖ'cüler, PKK'lılar seviniyor dedi. Yalnız bugün de akşamüstü de herhalde kendisine bir mesaj geldi ki diyor ki ben diyor verilen her görevi diyor kabul ederim diyor. Görev verildiği zaman iyi, görev verilmediği zaman kötü demem diyor genel başkanım ve parti yönetimime. Bundan sonra diyor iyilik mücadeleme devam edeceğim diyor İyi Parti. O belki onu da bir başka olarak konuşabilir. İyi Parti'de böyle Yavuz Ali Ağaroğlu'nun özellikle bir milliyetçi şeyi atfediliyor. Ben çok milliyetçi olduğunu düşünmüyorum mesela. Ya şimdi milliyetçi çünkü FETÖ o partinin içine dolarken, PKK dolarken, HDP varken hiçbir şikayet yok. Görevden alınacak kadar. O zamana kadar bilmiyor muydun da görevden alınca? İyi Parti gerçekten bir proje parti. Erdem Bey bunu önceki programlarda söyledi. Dedi ki aynı genç parti gibi dedi. Bir neden proje olduğunu da söyleyeyim. Çünkü MHP'yi HDP'nin yanına götüremezdi. Evet. Onun bölünmesi lazımdı. O milliyetçi oyların HDP'yle ittifak için. Bunun için bir proje hazırlandı. Çünkü MHP, ben bunu bugün bir radyo canlı yayında da söyledim. MHP'yi Cumhur İttifakı'ndan ayıramadıkları için, yani milli tavrını gayri milliye çeviremedikleri için bu sefer MHP'nin içerisinden bir tabanı birlikte koparmak istediler. Bu taban sadece Sayın Akşener'den gitmezdi. Yanına ülkücü kimlikleri bilinen arkadaşları da almaları lazımdı. Gerçekten de ne Sayın Koray Aydın'ın, ne Sayın Musavvat Dervişoğlu'nun, ne Vedat Yenerer'in, ne Özcan Yeniçer'in, ne Yusuf Halacoğlu'nun ülkücülüklerinden, Türk milliyetçiliklerinden hiç kimsenin şüphesi yok. Yani ben Musavvat Bey'in Türk milliyetçiliğinde samimi olduğunu düşünüyorum. Vedat Yener hariç diğerlerine benim şüphem şimdi var. Şu var. Kamuoyunda bilinirliğiyle ilgili. Yani birçok insanın yani 40 yıldır aynı çizgideyse bu insanları sen orada değilsin diyemiyorsun. Ha kalbinden gerçekten Türk milliyetçisidir değildir onu bilemem. Ama o gün Mustafa Bey onu şöyle koyalım o zaman. Daha da belki bu başlığı açalım. İyi Parti'de operasyon için kuruldu diyor ya. Evet. MHP'nin bölünmesi o süreçte kime yarıyordu? Kimin işine geliyordu? MHP'nin bölünmesi... Ya da MHP neden bölünmek isteniyordu? Hedefte Biden İttifakı'nın işine yarıyordu. Bir ABD yeni bir iktidar senaryosu yaratmak istiyordu Türkiye'de. Hedefi buydu. Ve MHP buna karşı çıkıyordu değil mi? Ben hayır 15-16 Temmuz'dan itibaren... Bölünme olarak da değerlendirmiyorum. Unutmayın lafınızı ama MHP ele geçirilmeye çalışıyor. Bölünme İşgal edilmeye çalışıyor. İşgal edilmeye. Aslında CHP 2011 nasıl, Mayıs'ına dönmemiz lazım. Aralık 19 nasıl CHP'yi ele geçirdiyse aynen MHP'de böyle ele geçireceklerdi. MHP bölünerek aslında ele geçirilmekten kurtuldu bir anlamda. Yani. Evet. Şimdi Atlantik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2010 yılının Mayıs ayında bir kaset, müstehcen bir kaset operasyonuyla Sayın Baykal'ı severiz sevmeyiz ayrı bir konudur ama milli olduğundan bakın ben bir seçmen olarak ömrüm boyunca Baykal'a rakip gözüyle ve böyle itici bir gözden bakmışımdır yani. Sevmediğim yani. Haz etmiyorsunuz. Haz etmediğim bir adamdır yani. Ve benim her zaman oy verdiğim partilere karşı çok böyle tutum vardı. Yani karşı düşmanca, rakipçe tutumları vardı. Ama Deniz Baykal bu ülkenin kötülüğünü ister diyemem. Deniz Baykal, Sayın Deniz Baykal, Allah şifa versin kendisine. İdeolojik farklılıklarımızı kenara koyuyorum ama Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden yana bir insandır. Milli bir kişiliğe sahiptir. Yine Allah rahmet etsin dilerse ondan da çok yani şiddetle ideolojilerimiz farklıydı. Kamer Genç. Ama Kamer Genç'e ben vatan hain diyemem. Kamer Genç'e bazı ideolojik sebeplerden dolayı kızdığımız olmuştur, eleştirdiğimiz olmuştur. Ama hiçbir zaman Kamer Genç ne PKK'ya ne FETÖ'ye kesinlikle ne de farklı bir
terör örgütüne asla Türkiye göz tutmamıştır. Hiçbir projede yoktur. Yine ayrılan işte bir sürü yine ideolojik olarak anlaşamayacağımız işte Muharrem İnce'ler de bu yüzden koptu kısmen. Veya başka isimler. Ama Muharrem İnce'nin kopuşu tam öyle değil Mustafa Bey. Biraz Muharrem İnce ben daha iyisini yaparım daha diye. Yani HDP ile hatta ittifakı niye açık yapmıyorsunuz diye tepki gösteremiyor. Ama İyi Parti'nin ki öyle değil. İyi Parti bir proje çerçevesinde ve 2011'den itibaren hani 2010'da yapılan CHP'de başarılan 2011'de de MHP'de başarılmaya çalışıldı. Hafızası kuvvetli olan tüm izleyicilerimiz hatırlayacaktır. 2011'in Mayıs ayında 12 Haziran 2011 genel seçimlerine bir ay kala Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi 8-9 tane Deniz Bölükbaşı da vardı arada. Vardı işte rahmetli oldu. Kasetleri, müstehcen kasetleri yayınlandı. Şimdi adamların özel hayatıdır. Herkesin günah sevabı boyunda. Bizi hiç kimsenin özel hayatı ilgilendirmez. Yani onları yayınlamak MHP operasyondu aslında. Tabii işte. O ciddi bir operasyondu ama Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekten çok güçlü bir parti başkanı olması partinin dağılmasını engelledi ve partinin derleyip toparladı. 2011 seçimleri yapıldı. 2015 seçimleri yapıldı. Bu sefer karşısına Sayın Meral Akşener aday olarak çıkartıldı. Dedi ki sen partiyi yönetemiyorsun. Sen işte 12 ile 16 arasına gidip gelen bir partisin. Milliyetçi Hareket Partisi aslında şu kadar oy alacak bir partidir. Diye baktığınız zaman böyle yani çok insana çok masum gelecek. Demokratik hak tabii ki her partide, bütün partilerde vardır. Yani bir partinin genel başkanına karşı genel başkan adayı olabilir. Başkan adayı olabilir, çıkar. Mesela Sayın Koray Aydın da Sayın Bahçeli'ye karşı çıkardı, aday olurdu. Niye sen aday oluyorsun deyip de Koray Aydın'ı partiden atmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani orada niyet ve amaç. Amaçtı. Şimdi yani ama niyetle amaç aynı ama hedef de biraz. Hatırlayın Sayın Akşener'i milletvekili yapmadığında 2015'te yapmadı milletvekili. Evet. Yani 2015'te 18 arası Sayın Akşener milletvekili hatta 15'ten beri milletvekili değil Sayın Akşener. O süreçte Parti. De Akşener FETÖ ile yanında. FETÖ. Sayın Bahçeli dedi ki Fethullah Gülen cema örgütünün dedi o zaman cemaat deniliyordu. Destek girdi dedi bir kişiden bahsediyor. İsim vermedi ama Sayın Akşener'i tarif etti. Ve Sayın Akşener aday olarak çıktı. Kongreyi 18 Mart 2018'den erken almaya çalıştılar hatırlayın. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneğinde çok disiplinli bir partidir. Ben hayatımda hiç MHP'li olmadım ama takdir ederim. Müthiş disiplinli bir partidir. Bizim dedi aldığımız karar 2018'in 18 Mart'ında yani Çanakkale Deniz Savaşları'nın yıl döneminde bizde de yapacağız dedi. Mahkemelik oldular şu oldu burada süreçlere girmeyelim. Ayrıca dün başka bir canlı yayında da söyledim. Başaramadılar ve parti Sayın Bahçeli'nin idaresinde kaldı. Bu sefer B planı devreye girdi. 2015 sonları mıydı 16'nın başları mıydı? 15. Askeri darbeden hemen önce. Evet. İyi ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım diye ortaya çıktı. 15 gün önce. Hadi diyelim o da tesadüfen denk geldi falan. Hani Pollyanna gibi olaya pembe bakalım. Denk geldi diyelim. Bir parti kuruldu. Ya partiyi olduğu gibi Sayın Koray Aydın ifadesinden söylüyorum. Tırnak içerisinde söylüyorum. Evet. Dinleyen İyi Partililer bu sözden dolayı beni suçlamasınlar. Kusura bakmasınlar. Teşkilatlardan sorumlu. 5 yıldır genel başkan yardımcı yapan Sayın Artık Koray Aydın. Artık değil ama alındı. Başka bir görev ama. Gelir resmi görevde. Seçim işleri başkanı. Seçim işlerinden sorumlu. Genel başkan yardımcısı. Sayın Koray Aydın'a sorsunlar ne manada söyledi. Hala aynı fikirde mi? Ben de merak ediyorum. Dedi ki Sayın Meral Akşener'e dedi. FETÖ finanse ediyor ve destek veriyor. Örgütlenmesi, teşkilatlanmasında. Aynı Sayın Koray Aydın partinin ikinci adamı oldu. Yani bu insanlara kim süfle veriyor? Kim konuşturuyor? Oraya git, buraya gel falan. Yani ben bağımsız hür içinde hareket ettiklerini düşünmüyorum yani. Bir başka bir virgül atalım, devam edelim. Yine bu başlıkta bir ayrı bir pencere açmış oldum. Siz nasıl bakıyorsunuz bu değişikliklere? Özellikle genel açıklama ve hedef ne yani? Ne yapılmak isteniyor? Bu Cumhurbaşkanı seçimlerinin hedefi olduğu belli de. İyi Parti'nin... Şimdi İyi Parti böyle hani çok söyleyince bazı şeyin içi boşalıyor. Biraz daha böyle hani proje partisi deyip geçiyoruz aslında. Halkımız bunu biliyor diye biraz falan ama. Biraz onu derinleştirdik. Tabii Mustafa biraz Bey daha hatırlattı. Derinleştirmek lazım. Şimdi Meral Akşener kim? Musavatlar kim? Bunlar ne iş yapıyorlar? Şimdi Fethullah falan diyoruz da aslında ben Fethullahçı demeyi de ya da FETÖ örgütü demeyi de çok doğru bulmuyorum. Bunların adı Süper NATO. Kendileri bulmuşlar. Gladio örgütü bunların adı. Bu Gladio Türkiye'de 1950'lerden itibaren aslında özel harp dairesiyle beraber o 56. Tabii yani. Sabri 25 oğulları falan filan işte. Onlarla beraber kurulan özel harp dairesi adı altında. Aynen öyle 6-7 olayları planlayan falan bir örgüt. NATO'nun NATO'ya bağlı ülkeleri denetim altında tutmak amacıyla özellikle de yükselen o komünizm tehlikesine karşı da bir blok oruma karşı. Bir zaten Türkiye orada bir en ön cephede savaşmaya hazırlanmış bir kama gibi sokulmuş bir ülke.
Şimdi bu ülkede de tabii siyaseti şey yaptılar, şekillendirmek için ne yaptılar? Örgüt kurdular işte. Bu Gladio diyoruz biz bunun adına. Bu Gladio'nun içinde işte Fethullahçılar da var. Gladio Ülkücü Hareketi de kullandı. Ama Ülkücü Hareketi ben ikiye ayırıyorum. Yani isim isim de söyleyebilirim. Böyle hiç bundan da korkmuyorum. Ceza alırsam da alırım yani. Hiç böyle istemiyorum. Olmaz. Yok yok, çok rahat söyleyeyim. Mesela bir Enis Öksüz de bir Musavat Dervişoğlu'nu aynı kefeye koyamazsınız. Enis Öksüz ülkücüdür, vatanseverdir böyle. Biz bu adamları severiz böyle bu. Bir de bunların operasyon elemanları vardı. İşte Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta olaylar çıkaran işte operasyon elemanları vardı. İşte Ökkeşendiler hemen aklıma geliyor falan. Şimdi bu Meral Akşener tayfası ve onların o İYİ Parti denilen tayfası aslında o ülkücü hareketin içindeki o gladio takımı bunlar. O 12 Eylül öncesinde neler ettiklerini biliyoruz. 12 Eylül'den sonra neler yaptıklarını biliyoruz. Zaten orada 12 Eylül'den önce ülkücüleri ihale etmişti Amerika bu işi. 12 Eylül'den sonra da ülkücüleri ezdiler ve Fethullahçı cemaati bu işi ihale ettiler. Fethullahçı hareketi bir zamana kadar geldi. O da kendisini işte yenilince bu sefer yeniden ülkücülerin o artıkları, o gladio artıkları bunların adı. Yani bunlar işte Musavat dediğiniz adam Doğu Perinçe'ye suikast düzenleme ile ilgili talimat veren falan işte şeyler suç duyurusunda bulunduk. Yani o yüzden İyi Parti deyince, Meral Akşener deyince böyle aklımıza hemen şey gelmesin, böyle MHP'den bir grup kişi. Genel kurmayı dinleten bir kişidir. Ya işte Kıtsele Kulak skandalları var, bir sürü. Bunu söyleyen de Mesut Yılmaz. MHP kökenli birisi değil. Yani bakanlık değil, yaptığı değil, doğru yoldan. Ama bunlar işte gladio kökenli diye. Tabii ki. Yani adını koyuyorlar. AK Parti'de barınamadı. AK Parti'nin ilk kuruluşunda vardı o. Çağırdılar, ben gitmedim diyor o konuda da. Yok yok, ilk kuruluşunda lisede vardı. Ben katılmadım diye açıklama yaptı ya birkaç. Tamam, kendisi ayrıldı. Ama bir telefon geldi, o da ayrıldı oradan işte. Şimdi bu şeyler makyajlamak için tabii bunu. İşte kimleri aldılar? Mesela Özcan Yeniçeri hocamı da alıyor. Sıfat Alıcıoğlu'nu da alıyor. Hatta şey var mesela, ne kadar komik o videoyu, keşke bir daha izlesek. Evet, evet. Ali Türkşen diyor. Ali diyor. Sıkar abla diyor. Fethi girebilir mi diyor. Sıkar abla falan. Hiçbiri yok şu an partide yani. İşte ben onu söylüyorum. Onlar neden alındı Erdem Beyciğim? Onlar bir tabirimi mazur görün. Eskiden yaşı yetenler bilir. Yahudi esnafın dükkanında besmele tabelası vardı. Evet. Dükkana girerseniz sizi Bismillahirrahmanirrahim tabelası karşılar. Ya dersin, bilirsiniz de Musevi vatandaşımız. Ama onun bir amacı vardır. Nedir? Adam gayet meşru bir ticaret yapıyor. Müslüman müşterilerinin çekmek için, hoş tutmak. Yani ben Müslümanlara saygılıyım. Ben de sizin bir parçanızım diyor. Ondan sonra onlar da işte Ramazan ayında herkesin içerisinde yiyip içmezler, saygı duyarlar falan gibi. Şimdi o besmele tabelesi de odur. Şimdi bu ülkücü plakalı siyasetçiler. Şimdi siz tabii derinlemesine, özellikle aydınlıkçılar bu işleri çok iyi bilir yani. Biz bu konuda sizin elinizi su dökemeyiz biz. Yani çünkü neden? Onlardan kavga edeye de Gladio'yla kavga edeye de geldiniz. Allah için biz şimdi milli görüş kökenliler olarak bizim çok fazla bu tip şeylerde bir şey, mesela bu Susurluk hadiselerinde de rahmetli Erbakan hocamız çok ciddiye almamıştır. Fasafiso demiştir. Yani çok fazla biz bu derin kavgaları bilmeyiz. AK Parti iktidar aslında olduktan derin, sonra bizim. Derin kavgalar da değil. Her şey ayan beyan ortada. Kimi söylüyor, kimi söylemiyor. Ya da o mücadeleyi nerede konumlandırdığınızla alakalı. Eğer Türkiye'de ABD ve anti-emperyalizm diye konumlandırınca direkt radyosu karşısında. Zaten o sizi buluyor. Sizin de zaten mücadele tarihiniz ona karşılıklı. Biz tabiri caizse iktidar olduktan sonra bu kesimleri tanımaya başladık. Yani hem Refah Yol iktidarında. Bir de Refah Yol olayı yanlış anladı. Yani gerçekten yanlış anladı düşünüyorum. Ben o dönemde biz sokaklara çıktık, saat 9'da ışıkları söndürüyoruz, açıyoruz falan. Aklımızda Erbakan hiç yok yani. O dönem sokağa çıkanlar aman işte mafya gladio bağlantısı var, işte terör örgütü bağlantısı var falan filan. O sırada bir baktık karşımızda bir Şevket Yılmaz. Şevket Kazan'ı bulduk falan yani. Şaşırmıştık da o dönemde tamam. Yani. Çünkü gladio diye o zaman da tarif ettiğimiz usulü kazasını falan bulan kişiler. Refah Partisi. Refah Partisi alakalı kişiler değillerdi. Devlet içerisinde hiçbir yapılanmadı, olmamıştır hiçbir zaman. Yani derininde değil, yüzeyinde de olmamıştır. 3 Kasım kazasından sonraki bir tepkiydi. Doğru. Aslında 3 Kasım'da doğru. Da şey yoktu zaten. Orada herkes kendi işine geldiği gibi şey yaptı. Orada Çiller Özel Örgütü var. Akçener tayfası var. Şimdi diyeceğim, bu isimler ister samimi milliyetçi olsunlar ister olmasın. Ben bunu daha önce programda Deniz kardeşim hatırlayacak. Dedim ki bu insanlar bizi 30 yıldır 40 yıldır takiye yapmıyorlarsa, bak o şerhi de düştüm ve ihtimal olmadığını da söylemiyorum. Bu ihtimal de var. Takiye yapmıyorlarsa, ülkücü kaportayla bizim karşımıza, Türk milliyetçisi kaportasıyla çıkmamışlarsa, gerçekten bunlar Türk milliyetçisi ise İYİ Parti bunları aldı, Yahudi dükkanındaki besmele gibi vitrinin önüne koydu ve dedi ki bakın biz Türk milliyetçisi partiyiz. Bir de gitti Anıtkabir'e ziyarette bulundu. İmanımı tazeledin dedi. Ya senin ne işin var Atatürk'ten? Ya kimi kandırıyorsun sen?
Yani haca gidiyorsun, dindarları kandırıyorsun. Anıtkabir'e gidiyorsun, Atatürk'ü de kandırıyorsun. Ondan sonra Türk milliyetçi işte birkaç söylemde bulunuyorsun. Ülkücülerin milliyetçileri falan oyunu alacaksın. Tam bir proje partisi. Yani ben samimi olarak... Sonra garibanlar deyip FETÖ'ye işte onu aldıktan mazlum. Sonra da gariban ya, deyip FETÖ'cüler şey yapıyor. Onu da ayrı şey bilmiyorum vakit kalır mı da. Yani o 48,5 sayfa metinleri var ya. Evet evet. Ya bir satır FETÖ ile veya PKK ile mücadele ile ilgili yok. Bir cümle var mı? Yok. Ya bu ülkede FETÖ ve PKK yok mu? Böyle bir tehlike hiçbir yok mu? Hiçbir tehdit yok Türkiye'ye. FETÖ ve PKK ile mücadele edilmiyor. Türkiye'de Suriye'nin kuzeyinden oluyor. Irak'ın kuzeyinden oluyor. Bakın siz şimdi terörü evet yendik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi kolluk kuvvetleri Allah'a şükürler olsun terörü yenmiştir. PKK'yı da yenmiştir, FETÖ'yü de yenmiştir. İsimler önemli değil. Türk Devleti yenmiştir. Tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi önderliğinde istihbaratımızın başı, milli savunmamızın başı, polisimizin, İçişleri Bakanımızın başı hepsinin emekleri vardır. Polislerimize, askerlerimize, Mehmetçiğimize, istihbarat mensuplarımıza ve onlara destek veren büyük milletimize şükran borçluyuz. Terörü yendik. Ama zannedilmesin ki, diyelim ki Erdoğan gitti ve Millet İttifakı'nın bir adayı kazandı. Ankara, İstanbul'u daha önce kazandıkları gibi kalktılar, Cumhurbaşkanlığı kazandılar. İnanın bu 5 yılda 6 yılda elde edilen kazanımlar 5-6 ay içerisinde yer ve eksan olur. Bence bunu yapamazlar. Tamam yapamazlar ayrı bir şey. Yapmak isterler mi? İsterler. İsterler ama biz varız da yapamazlar. Bakın, Ankara ve İstanbul nasıl mahvettilerse şehircilik anlamında, belediyecilik anlamında. Ya otobüsler yanıyor yollarda. O belediyecilik anlamında hepsini yaparlar. Hatta yaptıklarını görüyoruz şimdi İstanbul'da. İşte zam meselesi var. Belki onu da biraz konuşalım. %40 zam yapıldı bugün ulaşıma. Evet. Gerçi oy birliğiyle çıktı karar ama. İBB'nin... Ya belki o en masumu. Bu kadar maliyetlerin artmasından dolayı biz ona saygı duyuyoruz da. Diyorlardı ki biz suyu bedava vereceğiz. Evet. Her şey ulaşım bedava vereceğiz. Her şey çok İsraf güzel oldu. Var, ne oldu? Var. 50 bin kişi iş aldılar ya. 50 bin kişi. Bakın ben kimsenin iş bulmasından şey değilim ama bunlar ne diyorlardı? Liyakat, emanet, ehliyet falan Ömer'in yolu bilmem. Yalıyorlar ama işte işe. Diğerleri alıyorlar. 50 bin kişiyi sen şeye göre mi aldın? Liyakata göre mi aldın? Ya bunu kime kandırın? Çocuk bile inanmaz buna. O yüzden haklısın. Şimdi hayır bir de şu yok mu? Hani biz işte sosyal demokrat bir anlayışımız var. Biz belediyecilikte işte daha önce hani tırnak içinde söylüyorum AK Parti soydu soğana çevirdiler. Biz bütün belediyenin imkanları var. Biz bu kaynakları kullanıp belediyede vatandaşlarımıza ücretsiz hizmetler ulaştıracağız diyen değil miydi? Evet. Bu vaatler bulunmadı mı? Hatta ulaşımı neredeyse ücretsiz yapılmıyor muydu? Hedef evet. Bu değil miydi? Hani nerede? Tam tersine. Şimdi bir yandan da şunu diyorlar. Benim en çok yine kızdığım nokta şu. İşte AK Parti zam yapıyor. Zam partisi oldu. Vatandaş geçiremiyor. Doğru. Zamlar çok kötü. Biz eleştiriyoruz. Ama şöyle bir gerekçe de o zaman AK Parti şunu diyebilir. Enerjideki fiyatı ben belirlemiyorum. Yurt dışından geliyor. Zaten öyle. Hayır öyle de bunu söylerken bile yani ben mesela siyasetten şunu söylerim. Ya daha uygun bir dış politikayla enerji güvenliği sağlanabilir, ucuz alınabilir falan. Bunu söylerim. Ama zammı eleştiririm. Öbür tarafta zammı eleştirip bu tarafta ben zam yaparım ama bunu ihtiyaç. Çünkü enerjiye zam geldi. O zaman Erdoğan da bunu söyleyebilir. Tabii öyle zaten. Öyle petrolün zaten. Varili 50 dolardan 120-130 dolara çıkmasaydı mazotun litresi doğalgazı çok ciddi 7 liradan 23 lira çıkar mı? Tabii. Yani gerçek manada bunu uygulamıyor. %70'ini sübvanse ediyoruz ya. Normalde 100 lira maliyetimiz var. 70'ini sübvanse edip 30 lirasını diyor millete yansıtıyoruz diyor. Yani şimdi... Ben mesela orada gerçek çözümün kamulaştırma olduğunu söylüyorum. Devlet vatandaşına bu enerjiyi en ucuz şekilde vermesi... Bu gidişle geleceğimiz özellikle... nokta olur. Bence olması lazım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ama yani. Şöyle bir şey var işte siyasetten ona çok... AK Parti yapınca kötü, bizimki yapınca aman yapsın adam yapsın. Evet tabii öyle diyorlar. Bu siyasette... Az bile yaptı diyor ya. Ne olacak diyor gelen zamlara göre. Peki petrolün varili, Brent varil petrolü 50 dolardan 120 dolara çıkmış. Başlıktan uzaklaştık yine böyle aklıma geldi onu söyleyeyim dedim. Ben 3 partinin de 3'e bölüneceğini söylemiştim. Hatta arkadaşlarımla şakasını yapıyorduk. Buradan da selam ederim onlara. Karpuz gibi ortadan 2'ye bölünecekler, 3'e bölünecekler diye söylüyorduk. Ha ne kadar oy gider onu bilemem. O milletimizin takdiridir. Ama CHP de 3 parça oldu. CHP, Türkiye Değişim Hareketi Partisi ve Memleket Partisi. İyi Parti'den de yine partiler çıktı. Zafer Partisi çıktı. Bir de bir hareket vardı ama bu partileşmedi zannediyorum. Evet dur. Neydi Günün bizim uçurdan. İzmir'de programına evet. Katılan neyse. Gidip birazdan hatırlayayım. Özcan Bey. Özcan Pehlivanoğlu. Pehlivanoğlu evet eski hakem. Eski hakemlerimizden. O onların hareketi vardı. Başka İYİ Parti'den bildiğim kadarıyla kopan parti olarak yok.
HDP'den iki artı parti çıktı. Birincisi bu barzaneciler Kürdistan Demokrat Partisi diye parti kurdular 2020'nin 14 Aralık'ında. Bir de şimdi işte Ayhan Bilgenler bir parti kurdu. Neydi ismi? Ses Partisi. Ses. Doğru, ismi aklımda kalmamış. Ama Sayın Ayhan Bilge, neyse, sayın diyelim mi demeyelim mi tartışılır. Diyelim canım sayın. Toparlayalım şimdi. Büyük Birlik Partisi ben bölündü. Yok, köken olarak öyledir. Tabii tabii. Büyük Birlik Partisi de bölündü diye biliyorum ben bu arada. Büyük Birlik Partisi'ne de bir Milli Yol Partisi çıktı. Evet. Yol, Remzi Çayırlar. Ama İYİ Parti'ye gene dönecek olursak, İYİ Parti HDP değişikliği. Şimdi şöyle bir durum var. Yani ikinci turu hedefleniyor ve ikinci turda da ya da konuşulan, söylenen bu. İYİ Parti'de işte CHP, HDP ile bir araya geldiği için, altı ittifak onunla, altı ittifak HDP ile anıldığı için bu söylemlerde işte HDP nedeniyle fazla oy alamadığı için ittifaktan ayrı bir yol çizerek ikinci tura hazırlık yapacak. Yani AK Parti'den tabii daha fazla oy almak için HDP'yi bahane ederek ya da HDP'yi öne sürerek ya da ittifaka daha fazla oy getireceğini bilerek böyle hamleler yaptığı söyleniyor. Ama bir yandan da şu söyleniyor, HDP ile ilgili daha cesur söylemler gelecek diye. Tabii hangisi şimdi, daha ağır? Şimdi bu plaka, kaporta olarak da Türk milliyetçisi gözüken insanlar HDP'nin ara sıra aleyhine konuşuyorlardı. Akşener'in bir açıklaması var. TV100'de şunu diyor Akşener. Hani olmayız diye anlatılıyor. Olmayız demiyor HDP'yle. Biz şu an HDP masada yok. Zaten onlar da olmadıklarını söylüyorlar. Ama biz işte şöyle bir asıl siyaseti orada yapıyor ya da göz boyamayı orada yapıyor. Biz HDP diyerek de HDP'ye bağırarak Kürtlerin dışlanmasına da izin vermeyiz. Kürt kardeşlerimizin kimsenin diye. Kimsenin dışlanıyor ki ya. HDP'yi yine Kürt'le eşitlenen zaten bir açıklaması vardı hatırlarsınız. Akşener'in. Kürtleri kendisi dışlıyordu. HDP Kürt siyasi hareketinin tesisini demişti ya. O sözü de var. Yani dolayısıyla siyasette böyle bir ikircikli tutum ve üçüncü ittifak gibi değil de ikinci tura daha çok bir oy toplama potansiyeli var. Ama HDP'ye de aday çıkarma diyorlar. Yani HDP'nin adaya, şimdi hem diyor ayrı bir ittifak kur, üçüncü bir ittifak, HDP ve sol partiler, işte o ıvır zıvırlar var ya, Erkan bilmem neler falan. Onlardan sahte sol. Sahte sol sizin dediniz. Onlardan birlikte bir oluşum yapıp, işte Türkiye İşçi Partisi neydi, Barış, Emep Barış falan, işte onlardan birlikte bir şey kuracak. Fakat aday çıkartmayın diyor. Ya ayrı bir yolsa nasıl aday çıkarmaz? Adayın olması. Yani Vatan Partisi'nden utanın ya. Her seferinde çıkıyor kendi aydanı. Bak söyleyeceklerini söylüyor. Destek vereceği yerde destek veriyor. Karşı çıkacağı yerde en sert birine karşı çıkıyor. Ama diyor benim adayım budur diyor. Benim Cumhurbaşkanı adayım diyor. Sayın Doğu Perinçek'tir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayım diyor. Sayın Mustafa İlker Yücel'dir diyor. Çıkıyor. İkinci defa seçime gitti. İkinci defa şey yaptı. Yani demedi ki ben oy aldığım oy i̇şte aldım. Siyaset ilke için mi yoksa Erdoğan düşmanlığı ya da ne için yapıldığını orada gösteriyorsun. Yani şimdi bir ilke, bir ideoloji partisiysen her zaman bir tavrın, bir duruşun oluyor. Burada bir utanmazlık var, riyakarlık var. HDP benim masama gelme diyorsun. Git diyorsun, ben senden aynı yerde gözükmekten bile utanırım diyorsun. Yani sen utanılacak bir insansın. Utanırım değil mi? O kadar net söylemedi ama. Yani. Hayır, anlamı bu. Şunu bunu diyor, hayır HDP masada yok. Zaten kendileri de olmadığını söylüyor. Yani orada bir danışıklı dövüş var aslında. Şunu diyor mu? Diyorlar. İşte HDP'ye biz arasında mesafe koymasını söyledik. Bence HDP'ye çok bir tavır yok Akşener'de. Aksine yani bir araya HDP'yi kaybetmeyelim meselesi. Ama onu yapıyor da fiilen yapıyor onu. Yani çok tepki gelince de onu söylüyor dediğiniz gibi. Mesela biz HDP ile alakamız yok. Hayır, HDP aynı masada olmayacağız dedi. Olmayacağız demiyor. Ben baktım tırnak içi ifadesi. Yok yok, tırnak içi ifadesine baktım. HDP masada yok bizim altılı masamızda. Onlar da olmadıklarını kendileri de söylüyorlar. Tam tırnak içi ifade şu an hatırlamıyorum ama şöyle bir ifadesi de var sonunda. Diyor ki ama HDP'ye bağırarak, HDP'ye kızarak Kürt seçmenimizin de ya da Kürt vatandaşının da uzaklaştırılmasına izin vermeyiz. Tamam, Kürt vatandaşlarımızın uzaklaştırılmasına izin vermesin. Sinsilik şu, HDP'yi Kürt vatandaşlarla eşitliyor ya da bütün Kürt vatandaşlarımızı HDP'ye veriyor. Tamam, o zaman HDP'yi yanına alsın. Hani kendisi Asena'ysa, kendisi dürüstse. Demirtaş'ı kahvaltıya çağırdı da HDP'yi yanına alacağını. Ama diyelim ki o şey bir cümle, bir ağızdan çıkmış bir şey diyelim. Onu duymamazdan gelelim. Rahmetli Erkan Yolaç vardı evet hayır yarışmasında. Tam evet diye ağzından kaçırırdı. Duymadım derdi. Ama biz onu duymayalım. Şimdi çıksın desin ki HDP'yle biz bir ara girelim. HDP anayasaya göre uygun bir partiyse ki şu anda öyle. Hazineden yardım alıyorlar. Milletvekilleri dağda teröristlik yapan milletvekilleri maaş alıyor. Maaş almaya devam ediyor. O bambaşka bir konu. Yanlarını alsınlar. HDP ile Pervin Buldan'dan birlikte basın toplantısı yapsınlar. Desinler ki biz HDP, CHP, İYİ Parti, diğer de o yavrular, Gelecek, Deva, Saadet bunlardan birlikte
İşte bir de Demokrat Parti. 6 artı 1'e gerek yok. 7 parti çıksın. Biz yavrular bir... demişken Saadet Partisi ile ilgili bugün Abdülkadir Selvi mi bir yazı yazdı? Evet, çok güzel bir yazı yazdı Sayın Abdülkadir Selvi ve hem CHP'nin hem de Saadet Partisi'nin şu anki yönetiminin, Saadet Partisi'nin tabanını tenzih ederim. Nasıl ki HDP'nin tabanını tenzih ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki muhterem Kürt vatandaşlarımızı biz oy verdikleri için asla kınamıyoruz. Onlar önüne gelen seçeneklerden tercihlerini HDP'ye kullanmışlardır. Ha, bunu ben yanlış buluyorum. Diyorum ki ya yanlış adama oy veriyorsunuz. Bunu söylerim. Bunu başkası için de söylüyorum. İyi Parti oy veren de diyorum. Tamam, anlaşılmış. Ama kınamıyorum. Aynı şekilde Saadet Partisi'nin de tabanını tenzih ediyorum. Onlar milli görüşü benim kardeşlerim, abilerim, arkadaşlarım. Ama Saadet Partisi'nin şu anki yönetimi çok büyük çirkinlikler gösteriyor. Ve Sayın Abdülkadir Selvi bugün muhteşem bir yazı yazmış. Kendisini tebrik ediyorum. Delillendirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erbakan'ın hapse girmesi için imza. Evet. Şimdi bu çok tartışılır mı? Büyür mü daha bu konu? Yani tabii gelecek tepkilere bağlı. Var mıdır Saadet Partisi'nde böyle bir tepki? Tabanın yarıdan fazlası istemiyor. Saadet Partisi'nin tabanı genel itibariyle yani gözüne Erdoğan düşmanlığı bürümüş, kim bürümüş belli seçmen kitlesi var. Onu da kabul ediyorum. Ama benim tahminim şu, yani Saadet Partisi'nin içerisinde kendi yoklama yapılsa %60'ı %70'i Cumhur İttifakı'nı tercih eder. İki ittifaktan birisi tercih edilecekse, yani ya o ya bu. Kimdensin? Bizden misin, ondan mısın? %60'ı %70'i Cumhur İttifakı'nı tercih eder. 30'u 40'ı Millet İttifakı'nı tercih eder. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben o cenahı çok bilmiyorum ama gözlerimi aktarayım. Evet. Her seçimde ben işte Konya'da ders anlatıyorum. Konya'dan milletvekili adayı da oldum bu arada. Evet. Ya Saadet Partisi, yer gök Saadet Partisi Konya'da. Keşfiyatı güçlüdür. Bütün sokaklar, her tarafta arabalar falan. Ama aldı oy. Ama o, yani o seçimlere katılanların bile oy verdiğini düşünmüyorum. AK Parti oy veriyorlar. Yani en son dedim Konya'dan herhalde Saadet Partisi %60 oy alacak. Benzer izlenimleri benim de var. Çok tersin AK Parti alıyor. Ben de Konya'da okudum. Yok, şimdi Saadet Partisi'nin hakikaten teşkilatları çok güçlüdür. Anadolu Gençliklerinde. Aynısının Vatan Partisi'nin ve TGB'nin nasıl altyapısı teşkilatları örgütçüdür. Saadet ama tabanda ciddi tepki var diyorsunuz. Çok çok ciddi tepki var. Rahmetli Oğuzhan Asatürk yaşasaydı Temel Bey bu raconların hiçbirisini kesemezdi. Bu arada Erkan Yoraş rahmetli olmamış. Olmadı mı? Maşallah. Allah uzun ömür versin. Çok sevindim. Biz zevkle izlerdik kendisini. Ona baktım ben de. Yaşadığını biliyordum da. Ben inanın gerçekten ömrünü uzattınız. Yok. Allah ömür versin sevgili Erkan Yolaç'a. Onun biz çocukluğumuza itibaren yani bir duayen bir sunucudur. 35 doğru. Saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Buradan iletelim kendisine. Bağlayalım artık. Bağlayalım. Saadet Partisi tabanı, Saadet Partisi'nin gidişatına hiç memnun değil. Saadet Partisi'ne bir daha bölüm oldu. Zaten Saadet Partisi bölündü. Kaç defa bölündü? Numan Beyler, Kurtuluşlar, onlar Has Partisi olarak ayrıldı. AK Parti'ye geçti oradan. Her şeyi bir yana muhterem Erbakan hocamızın evladı dizinde Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Sayın Fatih Erbakan ayrı bir parti olarak Saadet Partisi diyor, milli görüşün hiçbir alakası kalmamıştır diyor. Yani Millet İttifakı'nın finanse ettiği, örgütlediği, akıl hocalığı yaptığı, TV5'e her türlü desteklediği bu Nevşinler, Şirinler falan programlar yaptılar orada. Evet. TV5'te. Şimdi Saadet Partisi artık Erbakan'ın partisi değil. Sadece görüntü o. İyi Parti ne kadar ülkücüyse Saadet Partisi o kadar milli görüşçü. Bugünkü Sayın Abdülkadir Selvi'nin yazısını herkese tavsiye ediyorum. Orada rahmetli Erbakan hocamız bugün yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu dediğini delilleriyle öyle bir güzel çürütüyor ki Sayın diyelim yine Kılıçdaroğlu 110 imza veren Erbakan hapis yatsın diye Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Sayın Sezer'in veto ettiği yasanın geçmemesi için yani o ona af getir, AK Parti af çıkartıyor, hapse girmesin diyor rahmetli Erbakan için. Onlar hayır diyor, Erbakan hapse girsin diyor. Kayıp evet. Trilyon davası var diyor, Erbakan hırsız diyor. Kim diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 110 milletvekili. Bu 110 milletvekilinden bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi Kılıçdaroğlu merhum Erbakan'a metiyeler düzüyor, arkasından ağıtlar yakıyor. Yani, yöneticilerden bir açıklama geldi mi Saadet Partisi? Geldi. Saadet Partili. Evet, Saadet Partili ve ne dedi biliyor musunuz? Sayın Bülent Turan bir açıklamada bulundu dedi ki bunu Abdülkadir Selvi de söyledi. Ben de son yazında belirtmiştim. Gerekiyor. Bugün Erbakan hocamız yaşasaydı Ayasofya'da gider ilk teravih kılar. Hayır. Bu yazı üzerine bir açıklama geldi. Bu yazı üzerine açıklaması geldi. Cafer Güneş'ten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarından. Yani çok zavallıca bir açıklama. Dedi ki 1000 tane Ayasofya'yı açsa dedi Erdoğan dedi alnından öpülecek bir insan değildir dedi. Yazıklar olsun diyorum ona. Bu arada bilgisi vereyim mi? Çok kısaca. Bu kayıp trilyon davasında yargılanmayan bir kişi var.
hem de o dönemde partinin genel sekreteri olan ve birebir de eğer orada bir suç varsa, bir ceza alınmışsa, Erbakan Hoca da o cezayı almış yatmışsa, infaz edilmişse, cezası infaz etmesi gereken kişi Abdullah Gül. Vay be. Tabii. Sincan hakimi, 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman evet. Kaçmaz hakkında evet. Cumhurbaşkanı olmuştur artık, dokunulmazlığı yoktur dedi ama şu anda onu koruyan hiçbir şey yok Abdullah Gül'e. Abdullah Gül'e bir başlık açabiliriz kısa da olsa. Değerli izleyenler, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra sizi yine bekliyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Odak noktasına devam ediyoruz değerli izleyenler. Abdullah Gül'le bırakmıştık. Oradan tamamlayalım. Abdullah Gül evet, ismi yani, siyasette bu aralar pek duymuyoruz. Yine sessizliğini koruyor kendileri ama. Hiç sessiz olduğunu düşünmüyorum. Yani bence o tipler de. Böyle ağızları açmadan konuşurlar. Yani Abdullah Gül Türkiye siyaset en tehlikeli şahsı, en sinsi şahsıdır. Yani o yüzden hiç bunun öyle konuşmadığını falan düşünmüyorum. Ve hep söylüyorum onu da, Türkiye'nin işte o Millet İttifakı'nı çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının da ya Abdullah Gül, ya Abdullah Gül prototipi biri olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda Amerika'nın artık Abdullah Gül'lere ihtiyacı var. Onlarla bu süreci yönetebilir. Ama bak ama o şeyde... Ama Abdullah Gül'ün yaverleri var. İkisi. Var. Davutoğlu'yla... O davayla ilgili rahmetli Erbakan'ın yargılandığı davada bir siyasi parti. Kapatma davası bu aslında. Kapatma davası sırasında kapatılan partinin malları hazineye geçer. Hazine inceleme yapar. Burada da Sayıştay denetçilerinden yardım alır. 1 trilyon paranın kayıp olduğu söyleniyor. Biz de partilik yaptığımız için biliriz. Ben de Ahmet Derbakan'ın savunmalı değilim, avukatı değilim falan ama. Yani partide hesapları öyle, harcamalar falan tutamazsınız yani. Şu kadar şuraya verdik, buraya verdik diye. Çünkü gelirlerde giderlerde tamam yapılmalıdır ama bu bir şey titizliğinde olmaz. Muhasebe titizliğinde olmaz. Hele böyle iktidarda bir partiyseniz orada kaçaklar falan olur yani. Şu anda ben de bir ilçe yönetimi yönettim yani, yeni mali ilçe başkanlığı yaptım İşçi Partisi'nde. Böyle biz bile kurultaydan önce bir sürü açıklar falan filan var mı yok mu falan telaşa düşmüştük, ufacık bir örgüt olmamıza rağmen. Orada bir hırsızlık vardı yoktu onu bilmiyorum ama bir yargı kararı var. Bu yargı kararıyla ilgili yargılanması gereken kişiler var. Kim yargılanır bir partiyle ilgili olarak? O partinin genel başkanı ve genel sekreteri. Genel sekreter bununla ilgili şu ana kadar ifade dahi vermedi. Hadi o zaman dokunulmazlığı vardı, kabul. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Bizim anayasamızda Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu çok tartışmalıdır. Yani kişisel suçlarından dolayı sorumluluğu var mı yok mu? O dönemde çünkü şey vardı anayasada, sadece vatan ihanetten yargılanır diyordu ama kişisel suçlara ilgili bir şey söylenmiyordu. Hadi onu da aktarım. Şu an o da kaldırıldı şu anda. Cumhurbaşkanı herhangi bir suçtan dolayı da yargılanabiliyor ama bununla ilgili ne bir meclis soruşturması, ne bir Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi, hiçbir şey yok. Bu da sanki Abdullah Gül buradan korunarak bu süreci atlattı gibi bir şey. Sanki değil. Öyle de olmuş zaten sonuç itibariyle baktığınız zaman. Madem bir suç var, Abdullah Gül sorumlusu niye hiç ifade vermedi, yargılanmadı diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi bu Pakistan'daki Amerikancı darbe girişimine geçelim. Biraz onu da konuşmak gerekiyor. Son bölüme de ABD'nin darbe meleği Ankara'da, Noland. ABD Dışişleri Müsteşarı namı diye darbe meleği olarak biliniyor. Onu konuşacağız. Pakistan'daki Amerikancı darbe girişimi. Önce biraz bilgileri atlatalım. Geçtiğimiz günlerde tabii ABD'de ABD'nin özellikle hedefinde olan İmran Han'la ilgili mecliste zaten kendisi de sonra sunumda açıklamada gen soru veriliyor ve güven oyu isteniyor. İmran Han'ın da yaptığı açıklamada bu güven oyu oylamasını ya da gen sorunun arkasında ABD vardır açık açık söyledi. Bugün de çok dikkat çeken bir röportaj vardı. Onunla bağlantılı tartışmak istiyoruz. İstiyorum daha doğrusu. Tartışsak daha anlamlı olacağını düşünüyorum. AK Parti milletvekili Türkiye-Pakistan parlamentolar arası grup başkanı şöyle bir ifade kullanıyor. İmran Han ABD'nin yaptırım uyguladığı süreçte Rusya'ya gitti. Putin'le görüştü. Onun için hedef alındı. Son evet. Dönemde Çin ve Rusya ile ilgili yakınlaşmaları var ve jeopolitik konum hani bir kuşak bir yolda. Böyle bir hedef alma durumu var. Bununla bağlantılı siz yorumlamanız için özellikle soruyorum. Yeni Şafak'ta ise çok dikkat çeken bir haber oldu. Yani İmran Han'ın ülkeyi belirsizliğe sürüklediği erken seçim kararı alınıyor. Yani herkes sandık başına gidecek. Evet. Ve ABD'nin bir darbe girişimi var, ona karşı alınıyor. Durduk yerde hadi meclis şey oldu seçime gidelim değil. Böyle bir haber de oldu. Bu çok tepki de çekti. Yanılmıyorsam Fuat Uğur bir tweet attı bu konuda. Evet.
Yusuf yani Alabarda'dan da yine bir açıklama eriştim. Var. Bu olaylarda yani saflar daha netleşiyor değil mi Deniz Bey? Yani Akkoyun, Karakoyun ya onu kim olduğunu bir sormak lazım. Aslında bir şeyin konuna sormamız lazım. Evet yani bir açıklama da gelmedi ama konuyla ilgili. Dikkat çeken bir haber. Yani o ifadeyle vermek o haberi manşet oldu. Evet. Manşet yapıldı. Şimdi Pakistan nükleer güç. Yani nükleer güç olması dünya siyasetinde, dünyadaki ülkeler arası güç dağılımında çok önemli bir ülke kılıyor. Yani bir Afganistan değil ya da bir Tacikistan değil Pakistan. Şunu da hatırlatayım çünkü çok bağlantılı. Yine AK Parti milletvekili dedim ya Ali Şahin şu ifadeyi kullanıyor. Biden da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında seçilmeden önce bir tehditte bulmuştu görevden alma, yani görevden indirmeyle ilgili. Onu da hatırlatıyor AK Parti milletvekili. Yani aslında olay ne kadar bağlantılı ya da Biden'ın yapmak istediği ya Pakistan'da. İşte muhalefet üzerinden iş götürüyorlar. Zaten şu anda şey işte Pakistan'ı incelediğinizde o İmran Han bu özellikle Rusya-NATO savaşında net tavır alıyor. Rusya'yı ziyaret ediyor. Yaptırıma katılmıyor. İstanbul'dan işte Tahran üzerinden giden demiryolu hattını projelendiriyor falan. Yani Avrasyacı bir lider var fakat bir koalisyon orada söz konusu. Ve nasıl o Ecevit döneminde de yapmışlardı o operasyonu. Yeni Türkiye Partisi'ni kurup DSP milletvekili istifa etmişlerdi falan ve Türkiye hükümetsiz bırakmışlardı. O operasyonun aynı sorunu oldu ve burada enteresan bir şey var. Orada Pakistan Anayasası'nda tabii gen soru karşılığında Cumhurbaşkanı feshetti ve 90 gün içinde seçime gitme. Anayasa Mahkemesi'ne soruşturma başlattı. Bizim anayasamızda da vardı 116. maddede daha sonra kaldırıldı. Türkiye hükümetsiz kalırsa. Ama Anayasa Mahkemesi soruşturma başlattı Pakistan'da. Seçim olup olmayacağına galiba Anayasa Mahkemesi burada karar verecek. Ama şey görüyoruz ki Amerika işte buralarda güçlerini nasıl ülkemizde bazı piyonlarıyla, araçları, alet edevatlarıyla harekete geçirebiliyorsa orada da yapıyor. Yani Amerika dünyaya hegemonya kurmak isteyen bir ülke. Zaten bunu ilan ettiler. Tarihin sonu geldi. Artık Pax Americana dönemi var. Artık Amerika önleyici savaş adı altında başka isimlerle her ülkenin siyasetine, iktidarına müdahale edebilme gücü var. Bir ara iktidarları belirliyordu. Ama bu son dönemlerde 10 yıldır falan iktidarları belirleme gücünü adım adım kaybetti. Bu sefer de muhalefet üzerinden iktidarlara saldırma dönemi başladı. Yani Pakistan Türkiye'ye çok benzer. Yani o da bir bağımsızlık. Kardeş ülkedir. Çok da dostluk bağları gelişmiş bir ülkedir. İnsanları da birbirine benzer. Jeopolitik yapısı da benzer. Müslüman olması vesaire de benziyor. Burada işte Pakistan'ın başına gelenlerden aslında bir anlamda da ders çıkarmak gerekiyor. Yani nerede bir milli, Avrasyacı hareket olsa orada Amerika'nın bunu yıkacak, bunu yok edecek çeşitli operasyonlar sergilediğini görüyoruz. Burada da bizim hangi açıdan ama bakmamız gerekiyor? Ama müthiş destek var. Ben takip ediyorum 2 gündür Pakistan'da. Hani İmran Han nasıl bir, yani hiç tanımayan biri olarak düşün. Yani sokaklar yıkılıyor, eylemler, gösteriler, destek eylemleri bunlar. Yani bir meydan var, rahat bir 1 milyon ekran insan ama var. Ama işte emperyalizm orada Afganistan'dan kovuldu gitti. Şimdi Amerika'nın oradan gitmesi o bölgeyi rahatlatıyor. Kesinlikle. Yani inşallah yani Pakistan'da o yenilebilir artık var. Ya şeyden de defolup gidince işte Suriye'den, Irak'ta biz de rahatlayacağız. Yani evet. Amerika'nın gittiği yere barış geliyor. Amerika'nın gittiği yerde biraz da anti-Amerikancılar da, vatanseverler de biraz daha başını kaldırabiliyor. Yani biz Amerika Irak'a müdahale edince 91'den sonra orada Kürt devleti kurulması falan filan sürecine müdahale edemedik. 36. paraleli çekti. Saddam müdahale edebildi mi kendi ülkesinin içerisine? Yani çekiç güçe karşı biz müdahale edebildik mi? Koca ordu gelmiş oraya konuşlanmış ve dünyanın en büyük ordusu. Orada olunca tabii biraz daha o milli duruşlar cılız kalabiliyor. Ama Amerika oradan defolup gidince orada Pakistan işte bu yeni dünyayı görebiliyor. Şimdi başka bir şey gelmek istiyorum buradan. Hani bu Pakistan durumuyla da benzeştireceğim. Şöyle bir şey var. Dünyada bir saflaşma var. Dünyada bir savaş var. İşte Pakistan da bir tavır alıyor. Pakistan içinde ona saldırılar oluyor falan filan. Bir de bizim Türkiye'de şucular çıktı. Aman ne NATO'cu olalım ne de şucu bucu olalım. Biz Türkiye'den yoralım. Türkiye'den bakalım. Türkiye'ci olalım falan filan diye böyle. Türkiye'den başka dostu. Dostu yoktur. İşte bu saflaşmada taraf olmayalım. Ya dünya birbirine girmiş. Ya şu anda koca koca ülkeler bakın. Bir de haklı olanlar haksız olanlar var. Bak Pakistan ve Rusya bunlar nükleer güç. Bunlar şu anda Türkiye de bunun içindedir. Yani Türkiye fiili olarak içindedir. Yani sözüyle falan filan değil NATO ülkesi ama fiili olarak Rusya'ya o ambargo koymayarak destek veren bir ülkedir. İran öyle, Çin öyle. Yani dünya tam anlamıyla bir saflaşma var. Kılıçlar çekilmiş. Ve şu anda bu ülkenin aydınları acık bucuk okuyan, askerlik yapmış falan insanların bu kadar gaflet içinde olmaları benim aklım almıyor.
Yani şu anda biz sapımız tabii yani şimdi Pakistancı, ben Amerika'yla NATO'yu savunamadıkları için en azından parası olsun. Ben Pakistancı değilim. Pakistan'ı bilmem. Pakistan'da hiçbiriyle tanışmadım şimdiye kadar. Bir tane Pakistan yemedi yemedim ama ben İmran Hancı'yım. Çok güzel. İmran Hancı'yım ben yani. O emperyalizme karşı kim direniyorsa, emperyalizm kimi hedef alıyorsa ben ondan yana tavır almak zorundayım. Yani bir aydın olarak az buçuk düşünen, okuyan, yazan biri olarak. Şimdi bunu Türkiye'ye de eklemleyelim. Ya işte Tayyipçisin. Ya niye Tayyipçi olayım ben? Ben Amerika Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na saldırıyorsa ve o direniyorsa ben ona sahip çıkarım. Direnmiyorsa yarın bir gün benden âlâ da Tayyip karşısında bulamazsın. Yani ben siyasete, olaylara, olgulara bakarken... Siz zamanında öyleydiniz. Öyleydik. Yarın yine ne olacağını da bilemeyiz. Tabii. Yani ben Doğu Perinçek'i çok seviyorum ama o da benim babamın oğlu değil. Babam da değil yani. Ben Doğu Perinçek'i niye seviyorum, niye destekliyorum, niye arkasındayım? Antemperist, duruşu net. Ama buradan bir safsaklama görsem vazgeçiş, Doğu Perinçek çıksa desek televizyonlara ya işte biz Türkiye'de yalnız bana ne Rusya'dan, bana ne İmran Han'dan falan diye şeyler söylemeye başlasa ne oluyor ya? Ne oluyor dedim yani şimdi burada. O yüzden dünyada saflar netleşiyor. İktidarlar netleşiyor, billurlaşıyor aslında. Güzel de oluyor ve olumlu oluyor. Bakın biz bu sefer kazanan taraftayız. Yani geçen yüzyıl işte bakıyorsun işte 1900'lerin başından itibaren son 75 yılı çok kötü. Yani 1925'e kadar ezilen ulusların, halkların devrimleri falan filan var ama onun son 75 yılı emperyalistlerin çok güçlü olduğu. Özellikle Sovyetler Birliği'nin de o sosyalizmden kopuşuyla dünya. Beraber. Yok, Sovyetler'in döneminde de yaşadık biz bunu. Yani o sosyal emperyalizm falan deyince dünya gerçekten ama böyle soluk alınamaz. Her dönemi değil. Daha çok her dönemi, son dönemi. Yani son dönemi. Son döneminden bahsediyorum. Yani dünyada bizim gibi milletlerin nefes alamadığı, arada sıkıştığı, kaldığı dönemler yaşıyorduk. Ama şu anda dünya onu atlattı. Arkasından bir korkunç bir neoliberal Amerikan saldırısı falan vardı. Şimdi bunlar da oralarda kayaya çarptı ve geri çekiliyor Amerika. Bu arada çok ciddi bir ruble hamlesi geldi Rusya'dan. Evet evet, onu konuşmak ben lazım. Ben çok önemsiyorum bunu. Çok önemsiyorum. Askeri yapılan yani savaşlar kadar önemli evet. Belki bazen bir ölçüde daha fazla. Ruble hamlesi doğalgazı rublele satacağım. Ondan sonra bir de artık ruble altına indeksledi. Bakın bu çok önemli bir olay. Yani bir ons altın diyelim ki bilmem kaç bin bilmem kaç dolar ediyor ya. Onun aynısını kalktı ruble endeksledi. Dedi ki 1 gram altın 5000 ruble. Evet. Bakın eğer bunu yürürlüğe sokarsa ki bildiğim kadarıyla kararnameyi imzaladı soktu. Çok büyük bir devrim. Evet. Ben bazı konularda ki şeylerimi şerhlerimi geri çekmeye hazırım. Memnuniyetle. Mesela ben her zaman derim ki dolar takviminden kurtuluyor dünya ya. Bizim ta Milli Selamet Partisi ve Akıncılardan gelen bir sloganımız vardır. Amerika, Rusya, Yahudi'ye kukla diye. Yani küresel emperyalizm, küresel aileler hem Amerika'yı hem Rusya'yı yönetiyor diye. Ama yani eğer dolar imparatorluğunu yıkacaksa Rusya korkunç büyük bir hizmet ediyor insanlığa. Ama o çocukluk amentülerini unutmak gerekiyor. Tabii dünya yani değişti. Yok, olmuş olduğu dönemler olabilir. Belki Sovyet dönemi böyleydi belki. Bilmiyorum. Sovyet'in son dönemi... Siz de sosyal emperyalizmiyorsunuz. Biz Türkiye sosyalist hareketi içerisinde Sovyetler Birliği'ne net tavır alan tek hareket. Ve sosyal emperyalizm. Sosyal emperyalizm yani tek hareket. Dolayısıyla yani. Aslında aynı şeyleri sanıyoruz. Sadece sloganlarımızın isimleri değişiyor. Ama yani dediğiniz gibi o Amerikanlar mesela Afganistan'ı işgal ettiğini Rusya, işte Sovyetler Birliği'ne karşı çıktık. Gidip orada Taliban'la o röportajlar, oradaki yöneticilerle, Rus işgaline karşı direnenlerle aydınlık tam sayfa. Ama ben şimdi isim vermeyeyim. Bizim bir partimizde, ilçemizde şu an üyemizde ben ismini vermeyeyim onun da. Afganlarla beraber Sovyetlere savaşmış arkadaşımız var bizim yani. Biz zaten gidip eline silah alıp da orada Sovyet sosyal emperyalizmine karşı savaşmış arkadaşlarımız var bizim yani o derece. Yani bu çok güzel bir şey. İşte yeni dünya kuruluyor ya da Pakistan'ın konu... Aslında siz de devam edelim. Rusya'nın hamlesi, Pakistan... Yine... Hepsi bunlar birbirine bağlı. Hatta Macaristan seçimlerini de konuşmak lazım. Evet. Hatta Sırbistan seçimlerinde. Bakın her yerde Amerika'nın rakipleri kazanıyor, Amerika kaybediyor. Yani bu sadece bir basit bir yani ulusal kanal sloganı değil. Amerika gerçekten kaybediyor. Orban'ın açıklaması kaybediyor. Var ya işte... Soros'un yatırımını... Ya direkt Soros'u suçladı boşuna ya. Boşuna gitti dedi. Ve biliyorsunuz şey Soros bir Macar Yahudisidir yani. Evet. Macaristan vatandaşlığı var mı bilmiyorum yani Macar asıllıdır. O kadar biliyorum ben de. Yani hangi ülkede doğdu bakarız şimdi bana. Soros'a meydan okudu çıktı. Tabii çıktı. Yani bu müthiş bir şey ya. Yani ben hakikaten tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce bitmesini, bu insani dramın sona vermesini istiyorum. Ama çok hayırlı işlere de vesile oluyor. Yani Rusya'nın petrolünü rublene satacağım demesi 1-0.
İkinci gol sadece bir gol değerinde değil, 5 gol değerinde belki. Evet. Rublenin altına endekslenmesi, bir dönem altının 5000 rubleye eşit olması demesi. 3, ben ticaretimi artık kendi paramla yapacağım. Sayın Erdoğan bunu yıllardır söylüyor. Doğalgazı da genişletecek. Sadece doğalgaz değil, ben sattım. Razıyım, Türkiye Cumhuriyeti dolar bulduğu gibi gitsin ruble bulsun. Rusya'dan aldığı malın ödemesini rubleyle yapsın. Rusya'da Türkiye'den aldığı malın ödemesini Türk lirasına yapsın. Bakın o zaman nasıl Türk... Ya şimdi Amerika'da işler kötü gidiyor, dolar yükseliyor. Amerika'da işler iyi gidiyor, yine dolar yükseliyor. Evet. Hani bir ara yine futbol olarak göreceğim. Şimdi 20 yıl Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemedi. Evet. Ya Fenerbahçe favori oluyor, Fenerbahçe kazanıyor. Galatasaray favori oldu, yine Fenerbahçe kazanıyor. Şimdi, ama onu yıkadı artık. Şimdi yıktı, 7 senedir. Bu arada öyle bir durum var. 7 senedir de Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray yenemiyormuş. Biz farkında değiliz. Hep Galatasaray'ın yenemeleri konuşa. Unutulmuş. Yani. O tarihi maçta vardım ben yenildi. O yani o büyünün bozuldu ya da o üçbirlik maçta. Durumun o tebrik ediyoruz. Onyekuru'nun maçı. Evet evet. Tebrik ediyoruz seni bir Galatasaray olarak. Şimdi şunu diyeceğim. Yani ne olursa olsun dolar kazanıyor. Karşısındaki paralar kaybediyor. Bir de doları yani niye kazanıyor onu da anlatalım kısaca. Buyurun. Şimdi ABD 23 centti galiba değil mi? 1000 doların maliyeti. Tabii 0.23 dolar. Tabii yani 1 doların 5'te 23 biri. 23 cente 1000 dolar üretiyor. 23 cent maliyette ve sana 1000 dolar olarak satıyor. Evet. Yani sen hiçbir şey yapmadan 23 centlik bir ABD'nin yarattığı 23 centlik değerle 1000 dolarlık mal veriyorsun ona. 15 bin liralık portakal vereceksin. Mesela. Ve tekstil ürünü vereceksin. Ve o dediğin gibi maliyeti 0.23. Ya kağıt para 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada tam olarak yürürlüğe girmiştir. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da vardır ama işte küresel aileler, hani patronlar kağıt paranın hegemonyasını yani 1945'ten sonra tam olarak bütün dünyada hakimiyeti vardır. Ve ne olursa olsun onlar kazanıyor. Yani sen kazanırsan 23 cent ürettiğini 1000 dolar olarak. Ya mesela şimdi bazen şunu sormamız lazım millet olarak. Yani bu gözümüzden kaçıyor günlük hırgür içerisinde. Unutuyoruz ben de dahil. Yani diyorsun ki mesela savaş çıkıyor. Dolar güçleniyor. Ya normalde Amerika savaşa, Amerika mağlup olsa yine dolar güçleniyor. Ya diyelim ki Afganistan'ın çıktı. Her türlü Amerika kazanıyor. Her türlü o kazanıyor. Kasa kazanıyor yani. Yani şey gibi hani kumar masalarında derler ya her zaman kumarhane kazanır diyor. Güç meselesi bu yani. Kim ya silahı topası işte, bolsa onun dediği. ABD yani. Öyle büyük süper güç oluyor işte. Ya kendi para diye bir şey aslında kağıt para diye bir şey yok. Bir değer değil. Yani onun bir altın kağıt, gibi değil yani. Evet. Değil tabii ki. Bak bir altın her devirde altındır. Hazreti İsa zamanında da altındır. Hazreti İbrahim zamanında da altındır. Bir de miktarı belli yani. Onu arttırma şansın yok. Yok altın bu yani. Hani derler ya altın mı satıyorsun kardeşim? Gümüş yine aynı şekilde bir değeri var. Mesela diyelim ki demin konuştuk. Timur geldi. Yıldırım Beyazıt'ı yendi. Ankara'da kendi adına gümüş sikke bastırdı. Gümüş para gümüş bastırdı. Veya işte, para altın ve gümüştür zaten. Şimdi darphane dikkat edin. Darphanenin bastığı para bozuk paradır. Üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazar. Ama kağıt parada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. 1970 yılı 11 Ocak, 20 Ocak bir şeyler orada hep vardır. Yasayla. Kağıt para aslında bir bankadaki emanete bırakılan altının banko not. Bankanın verdiği not. Diyor ki Erdem Bey'in bende şu kadar 100 gram altın vardır. O da kalkmış 100 gram altını bilmem kaç gram altına 100 gram altını bilmem kaç dolar endekslemiş. Ne kadardı bir ons? Onda, 1000, 2000 falan oldu galiba değil mi? Yok o şey fiyatı. Ha doğru. Bir ons 2000 ya da 1900 dolar. 2000 dolar. 1970 dolar. 2000 dolar civarında. Şimdi ne diyor? Ama ons. 1 gram altın ne kadar? 1 gram. Türk lirasıyla 970 şey olduğunu. Şimdi altını hesaplamayalım. Burada siz onu hesaplarken biz onu tamam, cevap edelim. Tamam. Bunu bu sefer, yani dolayısıyla dolar hakimiyeti dünyadan ya, gidiyor artık. Ya kağıt veriyor sana altının yerini alıyor. Evet, Rahmetli Erbakan Hoca yıllarca bize bunları anlattı. Yani bunlar güme gitmesin. Çok önemli. Yani ordumuz ne kadar önemliyse paramız da o kadar önemli. Ve kağıt parayı bu küresel aileler icat etmiştir. Ve bak şimdi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ben şimdi onda da bir yine komplo teorisi kurmayayım. Acaba diyorum bu da mı bir planın parçası? Lavrov'un bir parayı... açıklaması var. Lavrov yok pardon. Peskov'un açıklaması var. Doların çöküşü başlamıştır ve bunu kimse durduramaz. Şimdi acaba kripto paraya geçilecek diye mi dolar sonu gelecek? Yani ama bir de milli paralar deniliyor ya. Kripto değil. Ama ne milli paranın kripto hale getirilmesi durumu olabilir onu bilmiyorum. Hani o devletlerin kontrolünde bir ona da kripto değil başka bir şey diyorlardı ama. Dijital para. Ya, dijital bir haliyle. Sanal para, dijital para. Şimdi bizim paramız kıymetlensin de ama kağıt ama şey şu ilk planda sonradan her şeyin altına ve gümüşe endekslenmesi lazım.
Mesela altın ve gümüş olduğu zaman o zaman enflasyon da olmaz. Yani diyelim nasıl ki, olmaz? Şöyle altın her devirde kıymetli bir Türk parası gibi veya işte... Takas mı gelecek yine eski sistem? Yok şey olacak altın olacak. Altın bir değer olarak olacak da o kadar altın nereden olacak? Altın, gümüş de var. Ha, gümüş de var. Madeni yani, bir değer. Madeni bir değer. Tabii merkantilizmi savunuyor o dönemde. Ama yani bu iktisata giriş dersi öğrencisi alan yani üniversite 1. sınıf iktisat öğrencisi bile bilir ki bu doların karşılığı yok. Yok, yok. Basıyor ve sana bunu dağıtıyor. Bunu ama aklımız yetmediğinden değil ki. Yani biz de biliyoruz bunun böyle olmadığını. Ama adamın gücü var, silahı var. Yani. Ama işte öyle güçleniyor. Ama 23 cent, düşünün ya, 23 cent ürettiğini 1000 dolarlık senden şey aldı. Öyle güçleniyor ama güçlü olduğu için de öyle. Yani evet. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan gibi bir şey oluştu. Şimdi Trump gelir gelmez hatırlıyorum böyle iktidara şey yapmıştı. Şeydeki Arap ülkelerini gezmişti. Evet. Ellerinde kılıçlarla falan evet, oynamışlardı falan. Şu kadar helikopter alacağım, bu kadar tank alacağım. Şeyin başına geçmişlerdi, küre vardı. Evet, evet. 100 milyarlarca dolar parasını söğüşledi. Ay, ay, 300 milyar. Yani. Evet. 300 milyar aldı. 300 milyar paraya geldi, bir de oynaya oynaya aldı gitti. Onlara böyle yaparlar. Yani. Gelir kılıç dansı derler Araplarda. Kılıçla dans ettiler. Yani bu aslında doların saltanatı da bu. Demek ki doların saltanatı eğer kılıçla geliyorsa onun o kılıcını kırmak gerekiyor. İşte Rusya da şu anda aslında o kılıcı kırıyor. O kılıç silahla kırıyor. Yani o yüzden sen şu anda Türk parası değerlensin diyorsan ey Türk milliyetçisi ben kafayı taktım ya şimdi. Türk parası değerlensin diyorsan sen şu anda o Rusya'nın o dolarla yaptığı savaşa destek olacaksın. Türk parasını kurtarmak için yani. O yüzden bu şey NATO-Rusya savaşı şu anda görüntüde bir savaş. Ama bunun arkasında... Türk-Amerikan Savaşı var, Pakistan-Amerikan Savaşı var, Macaristan-Amerikan Savaşı var. İşte Asya ve mazlum ülkeler savaşları. Ve burada da bu ülkeler biz her şeye rağmen özellikle Balkanlardaki gelişmeler çok önemli. Evet. Çünkü Amerika ideolojik anlamda orada Macaristan rubeyle doğal gaz alımı için görüşmelere çok başlıyormuş. Iyi. Orada şey ortaya çıkarmışlardı. Oradaki milliyetçilik anlayışını böyle bizim dediğimiz ama ulusalcılık, vatanseverlik anlamında da fundamentalist mikro milliyetçi hareketleri çok bağlamışlar. Öksürüm İdeolojik anlamda da o şeyde egemenli. Şu anda aslında o Sırbistan'daki parti de öyle bir parti köken itibariyle. Ama ideolojik dönüşüm sergiliyor oralarda. Artık birbirini öldüren, boğazlayan Balkan halkları değil. Daha çok birleşen, ama bütünleşen. Ama işte bu yeni ilgiler oldukça yani Mustafa Bey dedi ya Afganistan'da yenilince ABD bu süreç daha da hızlandı. İşte o Afganistan yenilgisi nasıl geldi? O salgında ABD çuvalladı. Salgın sürecinde ekonomik olarak zora girdi. Öncesinde işte Suriye'de kaybetti. Ha, gücü de bir yere kadar Amerika'nın yani kıtaları... Kağıttan kaplan denir tabii onun için. O da başka bir ülkeyi ne kadar daha yönetir, ne kadar daha işgal altında tutabilirsiniz yani. Ne, kaç asker besleyeceksiniz, ne kadar lojistik yapacaksınız, bunun kaynağı nereden gelecek? Kendi ülkendeki insanları nasıl besleyeceksin? Bu kadar da değil hani. Ya bir de milletler, uluslar uyanıyor artık. Diyor ki ya burada diyor, çıkan diyor enerji benim diyor. Şimdi mesela biz ne dedik? Doğu Akdeniz'de bir enerji varsa benim Doğu Akdeniz'de kıyısı olan... En çok kıyısı olan iki ülkeden bir tanesiyim. Birisi bildiğim kadarıyla Mısır, birisi Türkiye. Sen beni nasıl dışarı atacaksın ya? İşte burada Yunanistan arama yapacakmış. Neymiş? Meiz Adası onunmuş. Neymiş? Rum kesimi varmış. Sen buradan dönüp burada Akdeniz'e diyor gaz arayamazsın diyor. Hemen yaptık gemilerimizi. İşte milliyetçilik budur ya. Vatanseverlik, ülkeni düşürmek budur. Gerekirse. Gemilerin de yanına fırkateynlerini silahlı olarak verdik. Üstten de F-16'ları verdik. Şimdi İHA'larımızı da veriyoruz. Geldi Fransız gemisi, geldiği gibi geri gitti. Aynen. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi, geldiği gibi geri gitti. Girit önlerinde falan kafa tutmaya falan kalktılar. Biz şu an Girit'in altında üstünde petrol, şey gaz arayabiliyoruz. Çünkü hakkımız var. Evet. Nasıl elde ettik bu hakkı da? Libya olan çok güzel bir şey söylüyorsunuz. İşte deniz antlaşmasıyla. Siz burada anlaşmalar yapacaksınız bölge ülkeleriyle. Komşularımızla. Tabii komşularınla. Şimdi Libya ile olmasaydı senin karşına anlaşma yapamasaydın orada hamle sergilemeseydin bunu yapamazdın. Ama Libya ile ama işte... sadece anlaşma yapmak değil bir kararlılığın olduğu için de oluyor bu. Yani Libya'ya asker gönderebildiğin için gerekirse savaşırız diyebildiğin için. Ama Rusya'yla da arayı iyi tuttuğun için. Çünkü evet, orada çok güçlü yani Rusya Libya'da. Şimdi senin bunu devam ettirmen gerekiyor. Mısır'la Suriye'yle de aynı şekilde görüşmeleri, ilişkileri sürdürmen gerekiyor. Senin tek başına var olabilmen, bu coğrafyada bağımsız kalabilmen, Amerikan emperyalizmi bu kadar saldırırken pek mümkün görünmüyor. Yani senin bu saldırıya karşı dostlarınla bir araya şimdi gelmen gerekiyor. Şimdi aynı şeyi söyleyip duracağız tabii ki. Sıkılana kadar da söyleyeceğiz. Çünkü yani burada Mustafa Kemal... Ama benim dediğim gibi Erdem Bey, orada şu var. Bugün ABD ve NATO'cu olanlar
onları savunamadıkları için Rusya'yla Çin düşmanlığı yapıyorlar. Onu yapıyorlar da ama bunlar bir de Atatürk'ün falan nasıl diyorlar. Onu anlamıyorum ki. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü ilkokul tarih kitaplarından falan bile okusanız yani ne yaptığını, ne kimle savaştığını. Önce Doğu cephesini mi sağlam alıyor? Orada ittifaklar sergiliyor. Tabii. Arkasından Batı cephesi tabii. Zaferi geliyor. Yani. Kazım Karabekir doğudaki ordusunu alıyor geliyor Sakarya'da. Aynen öyle yani o askerler doğudan geliyor. Sen arkanı sağlam almadan. Asker olmadan yapabilir tabii. Misin? Şimdi o yüzden Sırbistan'daki seçim de çok önemliydi. Yani Vučić evet. Şimdi akla gelebilir. Ya elin Sırbı işte boşnaklar değil öyle. Yani şu anki Sırbistan yönetimi inanın ben bunu gözümle gördüm. O zaman Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde ben ticaret odasında meclis üyesiydim. Rahmetli İbrahim Çağlar başkanımız belli bir meclis üyesi grubu aldı. Davutoğlu'yla beraber Sırbistan'a gittik, Belgrad'a gittik. Orada bize karşı bir bakışlarını gördüm ben. 2015'teydi daha o zaman. Ya ağabey gözüyle bakıyorlar Sırbistan. Ve gelin buraya yatırım yapın. İşte burada sizin eski eserleriniz var. Oradaki Belgrad'daki camileri falan eski Türk hamamları şunları bunları şey yapıyoruz, ihya ediyoruz falan. Yapıyor. Bir ikisinin açılışında falan bulunduk. Ya biz Sırbistan'dan niye kötü olalım ya? Biz Sırbistan'dan iyi olduğumuzda ha Sırbistan boşnakları yine katletmeye başlarsa Kars'tan çıkarız. Gerekirse silahla da çıkarız. Ama şu an öyle bir durum yok. Ama Sırbistan'da durup durup yani boşnaklara gıcık olup da önlesini alıp kesmedi ki bunları halkları birbirine kırdırdı. Emperyalizm kırdırdı. Eyvallah. Yani. O da ayrı bir şeyin konusu. Ama biz ne? Biz orada barış olmasını istiyoruz. Barış olmasının yolu Sırplardan bizim aramızın iyi olmasından. Aynen. Şimdi Vučić yönetimi, Sırbistan yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar büyük bir saygı ve muhabbet besliyor ki inanın Türkiye'de muhalefeti demeyeceğim. Yani muhalefet zaten düşman gibi bakıyor Sayın Erdoğan'a. Yani bir AK Parti tabanından daha fazla inin o Vučić'in saygısını gördüm ben. Hem o Davutoğlu döneminde, başbakan döneminde hem de Sayın Erdoğan'ı bakanlar kurulu gece yarısı karşıladı. Kırmızı halılarla tüm bakanlar sadece Cumhurbaşkanı gelse anlarım. Bütün bakanlarla birlikte karşı buraya geliyorlar. Şu fikrime katılır mısın Mustafa Bey? Tayyip Erdoğan Van Minute'den beri ne zaman İsrail'e, emperyalizme karşı çıkışlar yapıyorsa dünyada saygınlık evet, tabii. Diye artıyor değil mi? Tabii kesinlikle. Yani. Kesinlikle ondan hiç şeyimiz yok. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı şöyle, gücü ne kadar daha çok eline aldıkça daha fazla anti-emperyalist oldu. Şimdi %34 oy aldığınız zaman konuşacaklarınız belli. Aynen. %47 aldığınızda belli, %50 aldığınızda belli, 52-52,5 aldığınızda daha başka konuş. Şimdi keşke büyük milletimiz %70 oranında destek verse. Çok daha farklı şeyler i̇şte, olur. Pakistan'daki şu anda İmran Han'ın %70 oy ihtiyacı var. Evet. Yani başını dik durabilmesi için, o muhalefetin oyunlarından kurtulabilmesi için o oy ihtiyacı evet. Var. Alabilir mi bilmiyorum ama almasını temenni ediyoruz. Ben de öyle bir... Ya ben dikleri söyleyeyim destek anlamında müthiş destekler var. İnşallah. Pakistan, hatta TGB'de yakın zamanda Pakistan'daydı. Evet. Direkçilerle Işık Günak Fırat oradaydı. Evet. Orada İslami Gençlik Kurultayı vardı. Türkiye'de gençliği temsilen katıldılar. Hem oradaki coşku hem de gördükleri İmran Han'a müthiş bir destek var. Evet. Ve İmran Han son dönemde yaptı. Yani hem bölge ülkeleriyle işbirliği hem de gençliğin orada seferber edilmesi ve bu mücadelede yani birleştirilmesi, ortaklaşması açısından önemli çalışmanın olduğunu söyler. Ve ben bu mücadelede zaten görünen tabloda o bir muzaffer olma durumu İmran Han'da bekliyor. Olacak Orban zaten, ve Vučić'ten sonra. Şimdi vatanseverlik aslında bir siyasal tercih değildir. Vatanseverlik zorunluluktur. Kesinlikle. Yani o yüzden Pakistan halkı da vatansever olmaya, İmran Han'a destek vermeye zorunludur. Yoksa yani az öteye baksınlar, başlarına neler gelebileceği, Afganistan'a baksınlar, neler gelebileceğini biliyorlar onlar. Yani bizler de biliyoruz, bizler de farkına varalım. O yüzden bu vatanseverlikle o uluslararası konjektürlü olan olayla bir araya getirerek. Ben Yeni Şafak kısmını bir kez daha işte, söyleyerek. Onu hemen söyleyecektim ben de. Siz girmeden söyleyeyim. Buyurun. Bakın Türkiye'de Amerika hala ideolojik anlamda böyle bir hegemonyaya sahip. Yani şu Amerikancı kafadır Ahmet Hakan'ın. Aman bu şey siyasetinden, denge siyasetinden taviz verme. Aman işte Perinçeklerin, aydınlıkçıların aklına uyma. Bir isim vererek söylediği tabii, için tabii, ben onun adını veriyorum. Falan siyaset Amerikancı akıldır işte onlar. Yani Türkiye'nin o Yeni Şafak gazetesi falan da bu. Köşeleri var canım Amerika'nın hala Türkiye'de. Çok ciddi. Fethullahçıları da bakın. Köşeleri de var, ekranları da var. Ben size şey söyleyeyim mi? Twitter, sosyal medya falan %70, %80 Fethullah Gülen kontrolünde. Yani Fethullah Gülen demeyeyim de işte Gladio diyelim. Bir başlarsın ekleyelim. Amerika'nın yalanları hala. Müthiş Amerikan yalanları ya ekran dillendiriyor. Yani bu çağdaki meseleyi de ayrıca konuşuruz. Belki çok vaktimiz kalmadı da. Tabii orada büyük bir oyun tezgahlanıyor. Ya,
Ukrayna milletvekili söylüyor. Dedi ki bu işin içinde İngiliz istihbaratı var. Birlikte Rusya açıklama yapıyor. 30 Mart'ta biz çekildik. 4 Nisan'da nasıl çıkıyor bu olay diyor orada. Yani hayır, Rusya bir de yaptığı şey inkar edecek bir... Hayır, Rusya çekildikten sonra oluyor ve şeye ama bakıyor. Ama Amerikancılık o köşeler, o ekranlar hala bırakılıyor. Telegram falan yıkılıyor oralarda. Bir görüntüler böyle katliamlar. Tabi o kadar bildi ki 90'lı yıllardaki savaşlardan şuradan buradan. Benim aklıma bu Guta'daki kimyasal silah provokasyonu gibi geliyor. Yani orada da benzer bir şey oldu. Ve o hala çözülemedi. Ya beyaz baretler işte. O beyaz miğferler diye var diye. O kimyasal provokasyonlar onlar yapıyoruz zaten. Yani, mizansen yapıyorlar böyle. O vuruldu, kan aktı, şudur bir makyajla şeyle. Oradaki tablo şu mesela. Onu da geçelim hadi artık. Yani yapılıyor artık. Açık açık da yapılıyor da. Türkiye'de öyle bir Amerikancılık var ki asla şüphe bile etmiyor. 75 sene çalıştılar. Gram yani. Şüphe. Yani aynen. İnsan bir soru işareti koyar. Ya aynen. Acaba mı der. Evet. Bağırıp başkasına sorar. Şüphesi yok ya. Yani kendi babasından, annesinden, devletinden, milletinden şüphe ediyor. Amerika'dan şüphe etmiyor. Böyle bir NATO'culuk, böyle bir Amerikancılık. Tam bu mankurtluktur bu yani. Kesinlikle. İletişim emperyalizmi buna deniliyor. Yani dünyadaki en büyük ajansları ve sosyal medyayı elinize tutuyorsunuz. Ve istediğiniz gibi insanlığı, gençliği yönlendirebiliyorsunuz. Bunlar maaşı ABD doları bile alıyor olabilir mi? Şimdi fonlanan yerler alıyor zaten. O açıklandı. Kendileri de inkar etmediler. Hayır hayır. O Amerikancı görünmeyen Amerikancılar. Bence dolarla alıyor. Dolara o kadar hayranlık başka türlü olmaz. Ya da Amerikan hayranlığı dolar. Alanı vardır ama hepsi alıyordur demiş. Çoğun beyin iyiliş edilmiş. Kesinlikle. Hakikaten iyiliş edilmiş. Şöyle zannediyorlar. Bir de o tipler var. Yani Türkiye Amerikan işte o emperyalizminden koparsa, bağımsız olursa falan filan otoriter lideri olur. Otoriter lider olursa da Türkiye bir Orta Doğu ülkesine dönüşür. Diktatörlük gelir. Bu rahat rahat rakı içemez, sokağa çıkamaz falan. Hakikaten söylüyorum bunu yani. Ve yaşam tarzı yaşam öyle korkanlar var. Son başlığımızda, sözü kesiyorum kusura bakmayın. Son başlığımızda ABD'nin darbe meleği Nuland Ankara'da diye. Onu biraz hatırlatayım izleyicim için. Söz verdik şimdi bekleyenler vardır. Bu ABD Dışişleri Müsteşarı Amerika'da darbe meleği olarak biliyor. Ukrayna'da Maydan darbesini. Yani sözde başarıya ulaşmasında etki olan bir isimlerden Türkiye karşıtlığı da öne çıkan bir isim. S-400 yaptırımlarını savunuyor. Aynı zamanda Rusya'dan yeni silah alırsak, yani Türkiye alırsa burada ek yaptırımlar tehdidi de savuruyor. Serhat Önal ve kimle görüşmüş? Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın'la da bir görüşme yapmış. Görüşmenin niyeti de şu, ABD-Türkiye ilişkilerini düzeltmek. Sizce düzelir mi? Çok kısa ikinizden de yorum alacağım. Amerika-Türkiye ilişkileri bozuk değil. Amerika Türkiye ile savaşıyor. İlişkilerin bozukluğu başka bir şey. Mustafa Bey ile bazen de tartışıyoruz falan. İlişkiyi bazen bozuyoruz falan ama yani barış edebiliriz bozuştuysak. Ama savaşıyorsam, düşman bellediysem, yok edeceğim diyorsam, öbürü de var olmak için benimle savaşmaya mecbursa bu ilişkiler düzelmez. Yani uzlaşmaz çelişki diyoruz biz buna. Marksistler aslında böyle. O yüzden bu uzlaşmaz çelişki içerisinde sadece bunlar süreci uzatabilirler. Ya da belli dönemlerde işte geri adımlar olur. Zaten Türkiye'nin Amerika ile bu mücadelesi... Dönem dönem ateşkesler olur, geri adımlar olur. Amerika'ya biraz yanaşmada Türkiye'nin menfaatlerine o an gelebilir falan. Ama nihai olarak uzun vadede Türkiye Amerika'dan kurtulmak zorundadır. Amerikan emperyalizmini yenmek zorundadır. Bu konuda da önemli adımlar yol var, sarf etmiştir. Önemli. Amerika'nın gladyosunu çöpe atmıştır Türkiye. Amerika'nın kara gücüm dediği orduyu da dermaduan etmiştir. Amerikancı siyasetçileri de Türk siyasetinden önemli ölçüde elemin etmiştir. Kala kala 3-5 tane işte CHP'nin başında birkaç kişi var. İşte MHP'yi ele geçirmek isteyip bölünen İYİ Parti'nin içinde birkaç kişi var. Onları da öyle şey sizin kadar iyi görmüyorum. Ankara'daki böyle adamı besmele, da var bir tane. Besmele tabelası asacak gibi. Böyle şey onlar. Ankara'daki adamı giymiş, var bir tane. Kurt cihazı görüyorum. Ankara'daki adamı var. Namı diğer. Hangisi? Küçük enişte. Ha bir de yok enişte çok şey değil ya. O kadar ya o film önemli bir figür olduğunu düşünmüyorum küçük eniştenin. Ama yani Türkiye'de bu siyasetçilerden de kurtulacağız. Yani ben şuna inanıyorum. Bakın kesinlikle. Nasıl bu Afganistan Amerika defolunca Pakistan kendine geliyor falan. Şimdi Türkiye'de de bu Amerikancı bu medyasından tutun işte iş adamlarına şununla bununla kadar. Bunlar defolup gittikçe Amerika bizim ülkemizde CHP'nin içindeki, İYİ Parti'nin içindeki, HDP'nin içindeki insanlar da kendine gelecekler. Kendine gelecekler. Tabii. Yani Türkiye'de o döneme girdi zaten Türkiye. Evet. Burada da tabii aydınlatacağız. Yani bu program çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Ankara'dan trene bindim geldim. Yani ben aydınlatıcı olarak değil, aydınlanmaya geldim ama bunları burada konuşuyor olmamız, izleyicilerin de bunu izlemesi çok önemli. Bunları defalarca her hafta düzenli söylemek gerekiyor. Bunda bir görev olarak. Kesinlikle görevimiz bu. Türkiye'nin daha
tam bağımsız olması değil. Aynen öyle. Siz ne söylersiniz? Olur mu, düzelir mi? Tabii diplomatik çaba mı ABD-Türkiye ilişkileri? Şimdi ABD-Türkiye ilişkileri, Erdem Bey çok güzel ifade etti. Bir de Türkiye düşmanı ismi göndermeleri de çok tuhaf değil mi? Yani şimdi Nuland darbe meleği ve Türkiye düşmanı. S-400 de bizim karşımızda. Yeni yaptırımlarda tehdit savuruyor. Eğer söylediklerinden geri adım atacak, ben şahsen o zatı tanımıyorum. Bilmiyorum. Hani, Victoria Nuland. Ben bu vesileyle ismini duymuş oldum. Ama şu var, Amerika'nın Türkiye ile üstü örtülü bir savaşta olduğunu kabul ediyorum. Yoksa Türkiye'nin savaşmış olduğu bir örgüde 40 bin tır silahı veren bir ülke benim nasıl dostum olacak ki? Peki niye bir şey diyemiyor? İşte yine geliyor güce alakalı. Dünyanın en büyük ordusu, en büyük askeri gücünü sen benim düşmanımsın, senden ben şu anda savaşıyorum diye resmi olarak söyleyemiyorsun. Yani biz bunları söylüyoruz. Yani bizim resmi sıfatımız yok. Televizyon yorumcusuyuz ve sokaktaki bir vatandaşız. İşte okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz burada. Ama bunu resmi olarak bir an bir tek Sayın Süleyman Soylu bunu söyledi açıkça. Dedi ki, o da 15 Temmuz darbesi için söyledi yani. Bu da darbeyi dedi, Amerika. Amerikan darbesidir dedi. İmran Han da bunu söyledi. Pakistan'daki darbenin arkasında, teşebbüsünün arkasında Amerika var dedi. Bunlar önemli gelişmeler. Ama devletler bunu açıkça, resmi olarak söyleyemiyorlar. Hani bizim kadar rahat artık. Çünkü bizim sırtımızda yumurta küfesi yok. Ha, bu konuda da bu bizim gücümüzdür. Özgürce ifade edebiliyoruz. Ama Amerika'nın Türkiye ile 45'ten beri, 47'den beri üstü örtülü bir savaşta oldu. Kültürel, siyasi, sosyal, askeri olarak biz Amerika ile savaştayız. Bu bir gerçek. Ve Türkiye'deki birçok kötülüğün kaynağı Amerika Birleşik Devletleri'dir. NATO'dur, süper NATO'dur, GLADIO'dur. Bundan kurtulmak mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Amerika ile iyi olmak mümkün müdür? Mümkündür ama Amerika'nın bu politikalarıyla değil. Evet. Trump zamanında, Trump'ın defalarca ifade ettiği, bizim de burada defalarca dillendirdiğimiz Amerikan halkı dünyanın en mazlum halklarından bir tanesidir. Ben defalarca gittim Amerika'ya, 24 defa gittim. O metrolarda, marketlerde, sokaktaki Amerikalılar yaşantıları bilirim. Hakikaten tam bir mazlum halktır. Yani Türkiye'deki halktan daha fazla mazlum halktır. Eğitim olarak da bizden geridirler. İnan, biz şimdi Amerika'ya sokak sokak söyleyebiliriz. Orada asıl sorun yönetiminde işte. Orada yönetim, yani bir elit grup yönetim. Emperyalist zihniyete sahip bir, onu rahmetli Erbakan hocamız Haçlı Siyonist emperyalizm diye nitelendirdi. Yani İsrail'deki yönetimimiz, mesela Yahudilere de karşı değiliz. Tabii. Biz antisemitist değiliz. Musevi vatandaşlarımız var. Türkiye'de iş yapan, vergi ödeyen hepsi birinci sınıf vatandaşımızdır. Dünyada, hatta İsrail'de 100 bin kişi yürüyor. İsrail'in politikalarına karşı 100 bin İsrail vatandaşı yürüyor. 14 milyonluk ülkede. Tabii 14 ve 10 milyon, neyse. 10-12 milyon. Doğru. Yani bu az bir şey. Dolayısıyla biz hiç kimseye kategorik olarak karşı değiliz. Amerika devletine de 1774'te işte anayasasını belirtmiş ve dünyaya bağımsız yaratmış bir ülkeyle biz karşı değiliz. Biz neye karşıyız? Trump'ın ifadesiyle söylüyorum. Trilyonlarca doları Orta Doğu'ya, Batı Asya'ya, üçüncü dünya ülkelere gömmesine karşıyız. Ya git bunu kendi ülkende ye iç kardeşim ya. Yani dünyayı kana bulayacağına. Bak, Ukrayna'daki savaşın bitmesini istemeyenlerdi onlar. İnanın Rusya bu savaşa bak ya, kategorik olarak karşı çıktı. Biz bitti. Rusya bu savaşı sürdürmekte çok memnun değil. Bunu zevkle, davul zurnayla girmiş değil. Rusya mecburiyet olduğunu söyledi zaten. Mecburiyetten dolayı girdiğini söylüyor. Biz yine doğru bulmuyoruz bir ülkenin çıkartmasını. Savaşın son bulmasını istiyoruz. Ama buna mecbur eden de batılı ülkeler ve Ukrayna'nın başındaki, yani o tiyatrocu, şaklaban denilen adam artist. Kim diyordu, biri artist diyordu. Öyle yani. Yani şurası çok net değil mi? Yani bir ülke işgal ediyor, genişlemeye çalışıyor falan diye ki biz Afrika'da ne işimiz var o zaman? Biz Afrika'ya niye gittik? Zorunda kaldık. Yani biz El Baba niye girdik? Yani biz oralara acaba bir oturup da... Tehdit geldi için. Tehdit geliyor oralardan. Tabii. Sen yok oradan saldırıyor oluyorsun. Ben yani orada rahat yaşar Ankara'da. Açıklamasını hatırlıyorum. Kilise yaşayabilmek için oraya gitmek zorunda. Bizim boğazımıza bıçak dayandı dedi. Bu kadar net anlattı. Yani evet. Bizim boğazımıza bıçak dayanmak gibi dedi. Ondan daha bir şey herhalde yoktur yani. Boğazınıza bıçak dayan insan artık her şeyi yapabilir. Ya Polonya'yı kaybetmiş, Bulgaristan'ı kaybetmiş, Romanya'yı kaybetmiş. Bir de sürekli uyarmış. Bir Ukrayna kan. Tabii kaç senedir. Artı Ukrayna'daki neonazilerin Donbas bölgesinde yaptıklarını da burada es geçmeyin. Yani biz bunları kendi adıma söylüyorum. Söylemedim, haksızlık etmiş olmayayım. Orada ciddi olarak mazlum durumda olan o Donbas bölgesindeki Ruslar. Kesinlikle. Çok ciddi katliamlara uğramışlar. Ben bunları daha yeni araştırdım. Öğrendim. O kadar üzücü, o kadar alçakça ki Mustafa Bey. O neonaziler yakaladıkları Rus kökenli olanları böyle ağaca bağlıyorlar.
Evet. Ama Türk medyasında işte bir yağmacı daha ağaca bağlandı, evet. Bir hırsız daha ağaca bağlandı. Hayır, diye. Yağmacı olsa bile o yapılır. Ya bakıyorsun ailece bağlamışlar. Cezaevi yani yok mu kardeşim? Yani. Şey gibi PKK'lı mesela AK Partili siyasetçiyi direğe bağlayıp infaz ediyorlar. Evet, yaptım. Diyor ki Türk işbirlikçisini öldürdük. İşte bir ajanı öldürdük. O da o bölgenin evladı ya. AK Partili siyaset yapıyor. Evet. Sırf HDP'ye teslim olmadığı için bunlar da aynı şekilde. Bunları tabii söylememiz lazım. Bu zihniyet yani. Bu zihniyeti hatta Türkiye'de bazı meşhur görenler de var. Bunu da tabii konuşuruz belki ileriki programlarda ama ben de birkaç cümle söyleyeyim. ABD'nin darbe meleği tırnak içinde Ankara'daymış. İstedikleri kadar gelip gitsinler. Yani Türkiye ile siz ikiniz de söylediniz. ABD ile Türkiye'nin bir savaşı var. Ve bu savaş artık bir yola gerildi. Bu yol tam bağımsızlıkla sonuçlanacak. Yani Türk milletine güvenimiz tam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenimiz tam. Şimdi diplomatik olarak bazı adımlar atılıyor ama Türkiye'nin yeri yükselen Asya'da olacağını hep söylüyoruz. Yeni dünyada da ABD ya sadece kayıplar, yeni kayıplar düşüyor hanesine. Dolar ve ruble konusu çok önemliydi. Onları evet. da konuşuruz önümüzdeki günlerde. Artık dünya değişiyor ve değişen dünyada da ABD çöken tarafta, Türkiye yükselen tarafta diyeyim. Ve sürenin de sonuna geldik. Değerli izleyenler, yine karşınızda olmak üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.